Günün manşeti başladı. Gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumlamak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız efendim. Hepinize merhabalar diliyoruz. Bu haftanın ilk iş gününde. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Mübarek bayrama kaç gün kaldı Hikmet? 10 gün kaldı. Biraz, hafta var. Biraz daha detaylı sorsam saat, saniye ve salisi olarak da öğreneceksin herhalde. Ramazan tabii mübarek tabii, uyku dengelerimiz değişiyor. Kolay değil tabii, işte geç vakitlerde yatış kalkışlar. Bütün millet öyle yani, bütün İslam alemi öyle aşağı yukarı. Şeyde çok daha fazla hatta bunlar yaşanıyor. Yani Orta Doğu'da falan yaşadığın zaman bütün 30 gün boyunca, Ramazan boyunca sanki festival havasında. Saat 11'de dükkanlar açılıyor, sabaha kadar, saat 3'e kadar, 4'e kadar falan. Türkiye'de tabii hayat biraz tabii döngü değişiyor yani. Saat 11'de dönüş gidiyorsun. Saati 12'yi falan buluyor çıkış saati. Tabii, yani eve geldim, değişiyor. Eve geldim, geliyorum falan. İşte 12.30 oluyor. İşte zaten 2'de, 2.30'da falan sahura kalkmak durumundasın. 1-2 saat için kimse yatmıyor. 2.30'da sahura kalkıyorsun. 3.30'a kadar işte yemekti, şuydu buydu falan. En moral bozucu şu mesela, tam sahur vakti bazı gazetelerin internet sitelerinde hani sahura şu kadar kaldı kontrolü çalışıyor ya. Hı-hı. Tam böyle basıyorsun, o aynı şeyde bugün öyleydi çünkü. 16 küsürdü, 17'ye çıktı gitti yazıyor ya. Hı-hı. 16'sa 45 dakika, hadi bakalım elhamdülillah batıyorsun. Bir baktım bugün 17 saat 4 dakika yazıyor. 17 saat 2 dakika mı ne yazıyor? 17 saatmiş bugün tutacağımız oruç, yanlış anlamıyorsam. Ona hiç bakmayacaksın öyle şeylere. Doğru. Tamam mı? Yani öyle şeye bakmayacaksın. Fakat demin teravih dedin de, teravih bazı camilerde çok uzun kılınıyor. Şeyle kıldırıyorlar. Hatimle kıldırıyorlar. Var. Bazı şey yapıyor. Aklıma o geldi. Onu söylemeden geçmeyeyim ya. Hazır burada Ramazan'da bu giriş yap, böyle olsun. Adam bir tanesi demişler ki ya çok hızlı teravih kıldıran bir yer var, gider misin? 7 dakika demiş, teravih kıldırıyor. 7 dakikada teravih dedim, olmaz öyle şey. Neyse olur olmaz gitmiş. Hı. Namazı durmuş, namaz bitmiş. Bir bakmış 7 dakika hakikaten. Vay demiş, ulan demiş, hakikaten demiş, imam 7 dakikada teravih kıldırmış. Koşa koşa gitmiş imama. Demiş ki ya imam bey demiş, bana söylediler demiş. İmam bey demez de, hocam demiş, bize söylediler 7 dakikada teravih kıldırıyorsunuz diye. Denedim geldim, hakikaten demiş 7 dakikada kıldırıyorsun ama çok kadar hızlı. Fakat demiş bir sorunum var demiş. Ne de demiş ya hocam demiş, hoca sormuş. Ya demiş o kadar hızlı kılıyoruz ki demiş, her rukiye ve her secdeye gittiğimizde sadece bir defa Sübhane Rabbiyel Azim ve bir defa Sübhane Rabbiyel Ala diyebiliyorum demiş. Hoca demiş ki oğlum tebrik ederim, ben onu da söyleyemiyorum. Yani süratinden kendi kendine yani dönerek gitmiş bir durum yani. Doğru. Bazen yani, saat 12 falan diyorsun ya. Vardı zaten biliyorsun, böyle jet imam, met imam falan haberleri yapılırdı, ben hatırlıyorum. Yani hani bayağı şu kadar sürede kıldırıyor, bu kadar sürede kıldırıyor diye. Peki 10 gün kaldı. Bu arada 20 günde seçime kaldı. 20 günde seçime kaldı. Bugün 4-24. Doğru söylüyorsun. Yani 20 gün derken tabii 24'ü de sayıyorum. Tabii. Kantörümüz kaç? 20. Tabii 20, doğru 20. 20. Saymıyor. 24. günü saymıyor. Yani 24 Haziran'ı saymıyoruz. 20 tabii, gün sonra. 20 gün sonra. 20 gün bitecek, sonra seçimler. Oy kullanacağız. Evet, peki. Gazete manşetlerine, başlıklara bakalım. Buralardan yürüyelim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daydı. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda 10 binlere seslendi. Onun detaylarını konuşacağız. Star Gazetesi'nin manşetini Kürtlerin Devleti Türkiye'dir başlığıyla çıkmış bugün. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında haberi görmüş. Amerika'ya 22'lik misilleme şeklinde bir başka manşete çıkmış Hürriyet Gazetesi. Türkiye'den de aldığı çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı Ankara, Washington'a karşı harekete geçti diyor. Hürriyet, misilleme olarak ek gümrük vergisi uygulanacak Amerika'dan ithal 22 ürünün listesine ulaştı diyor. Listede pirinç de var, kuru yemiş de, Tesla da var demiş. Sürmanşet, ki konuşacağımız konulardan bir tanesi de o. Fenerbahçe'de seçim vardı. Seçimde Ali Koç Aziz Yıldırım'ı adeta sandığa gömdü. Gömdü. Yani 16.000'e 4.000 küsuratları saymıyorum. Bununla ilgili de konuşacağız. Buralardan bir şeyler devşirmeye çalışanlar var. O gezi zekalılar. Onların detaylarını da konuşacağız. O da çok komik durum ya. Çok komik hakikaten. Kandil'e de sıra gelecek. Yazık. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasındaki manşetlerden bir tanesi. Kuzey Irak'ta 11 üs kurduk başlığı yine birinci sayfanın manşetinde Milliyet Gazetesi'nde. Diyarbakır Erdoğan'ı bağrına bastı. İstasyon meydanındaki o fotoğrafla girmiş. Kumpasçıların oyunu bitmedi diye bir başka başlık var.
Bu özellikle Cumhurbaşkanı adaylarının söylemleri üzerinden bazı ifadeleri var. Başbakan Binali Yıldırım'ın hafta sonu biz Sayın Başbakan'la tekrarladık. Çok enteresan açıklamaları var. Onların detaylarını konuşacağız. Çıkarın cepleri, koruyun sandığı diye. Bu 2015'ten beri bu sandıklar güvenli değil algısı oluşturmaya çalışanların manşetini atmış Cumhuriyet Gazetesi. Her seferinde yalanlandılar. Evet. Her seferinde yaptıklarının bir boş iş olduğunu yüzlerine çarpmasına rağmen seçmen ve bunların çok güvendiği gözlemciler yine hala aynı pilavı ısıtmaya devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi. Sandıkların güvenli olmadığı ve sandıkları korumak gerektiği hususunu manşetine almış. Sürmanşette de az önce bahsettiğim o gezi zekası dediğim mevzu o. Fenerbahçe Cumhuriyeti'nde değişim diyor. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nde değişimi çağrıştırmaya çalışıyorlar kıt zekalılar. Bunun detayını falan da konuşacağız. Kendi mutlu oluyorlar öyle. Ne güzel. Kendilerine mutlu oluyorlar. Aynen. Evet. Kandilere sıra gelecek Vatan'ın manşetinde. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Akşam Gazetesi'nin manşeti. Posta Gazetesi Dönüşüm 2018 başlığıyla çıkmış. Erzurum Yakutiyeti din alimi Hasan-ı Basri'nin adını taşıyan türbe kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacaktı diyor. Ali Korkut halkın tepkisi üzerine projeyi değiştirdi diyor. Çok da doğru yapmış. Başbakan Binali Yıldırım'ın iftarına katılanlardan bir tanesi de Candaş Tolga'ydı. O da tabii aslında benim de konuşma istediğim meseleyi almış. Bedelli meselesi var. Bedelli ile ilgili olarak da durun. Sayın Başbakan neler söylediğini günün manşetinde aktaracağız. Devlet halkın yanında. Yeni Şafak oyunu bozun. Türkiye gazetesi Diyarbakır manşetlerini atmışlar. Oynanan oyunun Kürt'e de Türkiye'de hayrı yok. Akit gazetesi takvim Kürtlerin tek devleti Türkiye'dir başlığı. Bir de bu takvim gazetesinde bir Trabzonlu ablanın bir Muharrem İnce ile muhabbeti var. Bunun videosu da var. Nasıl Cumhurbaşkanı olacağı olsun sorusunu soruyor. Güzel bir soru. Bunu videosunda aktaracağız. Sizlere seçim ertesine bedelli mesajı. Habertürk'ün manşeti. Sözcü gazetesi bugün bizi Hikmet'le beni çok güldürdü değerli izleyiciler. Muhtemelen sizi de güldürecektir. İlginç bir başlık atmış. Biliyorsunuz bunlar Sözcü gazetesi haftayı 7 gün saydığınızda 5 günü Muharrem İnce, 2 günü Meral Akşener olarak kendi aralarında bölmüşler. Sıra pazartesi günü Meral Akşener'e gelmiş ama Meral Akşener bir sözünden manşet çıkartmışlar. AKP'nin 1/3'ünden ciddi oy alıyoruz diye bir başlık da çıkmış Meral Akşener'e atfen. 1/3'ünden ciddi. 1/3'ünden ciddi. Bunun nasıl bir şey olduğunu falan matematik üçte olarak. 1/3'ünün %10'undan ciddi yani. 1/3'ünün %10'undan çok ciddi bunu, bir. Hayır, bunu bir defa yani gazete olarak manşete niye taşıyorsun? Yani Türkçesinde bir gariplik var, anlatımda bir garip garabet var. Falan yani. Herkes aklıma var. Geldi. Tamam. Meral Akşener taktik yapıyor. Ağlama taktik yapıyor. Diye değişik bir iletişim sistemi. Aramıza Hendek Kazılar Güneş Gazetesi'nin manşeti. O sofra haram sofrası demiş. Kemal Kılıçdaroğlu bir güne konuşmuş. Bir gün çok haramdan anlar tabii. Evet. Meşhur, haram, helal, ilgili. Vacip biliyorsun. Müstahap bunlar hep bilir. Bir gün takip eder. Aynen öyle. Bu işleri. Metin Temel Paşa'nın katıldığı bir iftarla ilgili olarak, evet, Ankara'daki iftarla ilgili olarak ona atfen söylüyor Kılıçdaroğlu. Onlar artık evrensel, Diriliş küresel, postası 15 Temmuz'un intikamı evrensel, demiş. Evrensel, küresel ve kaotik onlar zaten pek oraya da girmiyoruz değil aynen mi? Öyle. Peki, şimdi başlayacağız ama bir video izletelim öncelikli olarak. Tamam. Şu mu? Olağanüstü mu? Meral Akşener bir şeyler söylüyor. Bir izleyelim. Bir bakın bakalım siz bir şey anlayacak mısınız? Akşener. Bakalım. Beş sürpriz. Merak şeyler yani bir. Nerede merak şeyler? Merak şeyler. Bu aramızda bir yerde olabilir mi yani? Soruyu sorduk. Akşener ne yapmaya çalışıyor? Muhtemelen kimse görmemiştir bunu. Yani ama ne olduğunu biz size günün manşetinin içerisinde açıklayacağız diyelim. Ya bunu buradan şimdi verdik. Ya bir daha birkaç daha dinleyelim. Farklı bir şey. Bir dinleyelim bir daha dinleyelim. Uzun değil aslında.
Yani hep MHP'den alınanları falan filan şey yapıp kurt uluması diye şey yapmak öyle değil. Öyle değil. Öyle yorum yapmayın. O değil. Başka bir şey. Bunun ne olduğunu açıklayacağız. Program sonu kaydı. O zaman bizimle kalın. Bizimle kalın. Tamam bizimle kalın. Klasik rating numaraları. Yoksa bilemezsiniz ama. Tabii. Bunu Türkiye şu anda aynen, bunu konuşuyor. Nedir? Nedir bu? Peki. Bu bir örtü değil. Başka bir şey bu. Diyarbakır'dan başlayalım. Kürtlerin devleti Türkiye'dir başlığıyla başlayalım. Erdoğan Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da 10 binlere seslendi ve bu cümleyi kullandı. Çok... Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkan karşısında önce beni bulur dedi. Biz Kürt yoktur demiyoruz. Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışına naziri olarak Kürt sorunu yoktur diyoruz. Artık hiç kimse sokakta, evde, kahvede Kürt kardeşime baskı yapamıyor. Ret ve inkardan eser kalmadı. Kesinlikle. Artık kimliğiniz ve inancınızı yaşamak için bir engeliniz yok cümlesini seslendi. Kesinlikle. Orada mesela Diyarbakır'da hani şey diyorlar ya, sanki Diyarbakır kurtarılmış bir bölge. HDP'nin ondan sonra oy deposu. Evet, sonuçlara baktığınız zaman böyle bir durum var ama değişmez bir kale olarak ve orada HDP aleyhine, Demirtaş aleyhine söz söylenmez gibi bir mit oluşturdu. Bu miti oluşturanlar Nişantaşı esnafı, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü yani Cihangir Nişantaşı esnafı ticaretlerini oradan yapıyorlar. Ahmet Hakan gibi köşe yazarları bunu oluşturmaya çalıştı ama Diyarbakır gibi bir yere gidip bunların sizin bu oluşturduğunuz miti putu yıkıyorum diyen Erdoğan, Demirtaş'a da bayağı bir ağır şekilde yüklendi. Tabii. Özellikle bu 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak, evet, işte ölümüne neden olduğu 50 küsür kişinin durumunu da anarak, şehadetlerini de dile getirerek Demirtaş'a söyledi. Hatta gazetelerden bir tanesinin manşeti de o zaten. Yani aramıza hendek kazdılar cümlesiyle bunu ifade ediyor. Biri, üçüncüsü, şimdi Demirtaş'ın bakma sen Edirne cezaevinden, ben aslında hendeklerin yapılmasına karşı çıkmıştım, ben aslında yalancı, bunu istememiştim, ben aslında şöyle yapmamıştım diye bir günah çıkartma meselesini de Diyarbakır'da yüzüne çarptı Erdoğan. Peynir ekmek gibi yani. Peynir ekmek gibi. Ben barış elçisiydim falan filan. Şimdi tabii ki mesele buradan olduğu için mevzuyu açtık. Evet. Bu yani hakikaten bu HDP'nin Kürtler nezdinde söylüyorum, yatacak yeri yok bir defa. Yani özellikle Kürtler açısından da söylüyorum. Çünkü en büyük zararı HDP, en büyük zararı bölgeye ve Kürtlere yaptı, verdi. Değil mi? En büyük zararı. Bütün bu barış süreci herkes hala şu anda eleştiriyor. Hiç eleştirecek bir tarafı yok kardeşim. Devlet elinden gelen her şeyi yaptı bu konuda. Ama bunları o çukurlarla, çukur siyasetiyle ve aynı zamanda işte bu terör örgütünle beraber yapmış olduğu tüm hamlelerle bütün bunları boşa çıkarmaya çalışan ve bunlar da, şunu da söylemek lazım, hani ABD'ye gitti geldi falan olabilir. Ya her ABD'ye gittiğine bir şekilde kulp takacak insan değiliz biz. Makul bir yorum yapmaya çalışıyorum ama bu Kandil siyasetinin ne olduğunu, yani Kandil örgütünün ki siyasi uzantısı bu, ne olduğunu valla son 3-4 yılda dünyadan bir habersen bile, Türkiye'de bu Kandil terörünün ne olduğunu hiç haberin bile yoksa, daha önceden bilgin de yoksa, ön fikrin de yoksa, Çin'den gelmiş bir adamsan, Zhongshuan'san mesela, okusan görürsün ne olduğunu. Neden? Şunu demek istiyorum. Çünkü bu Kandil'deki süreç, işte bu terör örgütünün ta bizim Afrin'e kadar gelen o bütün koridor içerisinde nasıl ABD tarafından desteklen dünya gördü. Yani bir tek biz görmedik, dünya gördü. Yani şunu demek istiyorum. Bu şimdi Kürtlerin haklarını, kültürel haklarını koruyoruz, Kürtlerin hakkı. Bütün bunlar ne kadar büyük bir martaval olduğunu, yalan olduğunu hiçbir şey bilmesen bile baksan, Amerika emperyalist bir güç, Orta Doğu'da bir operasyon yapıyor. Merkezi Kandil olan bir örgütü ta Afrin'e kadar çekip o bölgeyi silahlandırıyor. Düşünün, evet, ki bu bir Kürt siyasi hareketi değil, bu bir terör hareketi. Bu terör hareketi de bir takım ulusal güçlerin, uluslararası güçlerin taşeronunu yapan bir örgüt ve istihbarat örgütleriyle bağlantılı. Yardımı da Amerika yapıyor, öyle değil mi? Alman, mesela Alman savaşçılar var PKK'nın içerisinde. Ya oldu, yüzlercesini gördük. Bir tane iki tane değil. Çekoslovak var, Alman var, Macar asıllı Amerikalı var, bilmem ne var. Bu uluslararası sözde savaşçılar, YPG'ye katılan, ki askıları bayrak da aynı, logo da aynı, bayrak da mimana, paçavra da aynı. Efendim Öcalan'ın posterleriyle aynı örgüt yani, sistem aynı sistem. Değil mi? HDP bu, Demirtaş da bu. Demirtaş bir emperyalist uşağı, onun bir kölesi. Şu anda o köle, yani ABD'nin kölesi, bir CIA ajanı, şu anda Cumhurbaşkanı adayı.
Böyle mi yorumlanır? Vallahi böyle yorumlanır. Heyecanı biraz ağır olmadı mı? Yani neye göre diyorsun bunu? Bu nedir peki? Şunu ben bana hiçbir şey bilmiyorum. Sıfırdan başladım ya ben hayatıma. Hı hı. Kandil var. Ondan sonra YPG var. DAEŞ'e karşı oluşturmuş bir tahterevalli var. Hı hı. DAEŞ, YPG, DAEŞ ve Amerika var. Ve arkasından tüm batılı güçler de var. Aynı zamanda Almanya'da var bakıyorsun. Mesela Türkiye şeyde Amerika'da veyahut da Türkiye Avrupa'da herhangi bir lider orada miting yapamazken mesela Pekkala yapabilir. Yapabiliyor. Doğru. Diğer tarafta Amerika Türkiye'yi müttefikine rağmen müttefikiyle ilişkileri bozmasına göz alarak ne yapıyor? Silah gönderiyor. Pekkala'ya yardımda bulunuyor. Öyle değil mi? Neden peki? Doğru. Amerika'nın Pekkala ne işi olur? YPG ne işi olur? Ya apoletlerin taktı adamlar. Yani şeylerin gelip de PKK'lıdan, YPG'liden ödül alanlar veyahut da plaket alanlar Amerikalı komutanlar değil miydi? Doğru. Türkiye'ye karşı yani müttefikine rağmen ve Türkiye düşmanı olan, Türkiye'de öldürmen ve Türkiye'ye saldıran bir terör örgütüne niye binlerce silah gönderirsin? Bu işin başında kim var? Türkiye'deki siyasi hareketi Demirtaş. O bir işin başında kim var? CIA. Evet, CIA. Kim olur ki başka? Yani doğru. Amerika ile başka hangi ortak çıkarınız olur? Hangi Kürt'ün Amerika ile ortak çıkarı olmaz ki? Kürt'ün memleketi Türkiye'dir. Burası bak yazıyor. Kürtlerin devleti Türkiye'dir. Kürtlerin bir devleti var. 1000 yıldan beri var. Biz 1000 yıldan beri burada yaşıyoruz. Aslen şusu busu yok. Ben de Aslen Çerkez'im. O Aslen Boşnak. O Aslen Kürt. Ama bizim devletimiz var. Burada burayız. Biz buradayız. O yüzden ben onu diyorum. Yani çok şey dedin ya hani nasıl bunu öyle bir yorum yaparsın diye. Başka yorum, başka yerim yok. Yani Çinli diyemiyorum. Çinliler destekliyor diyemiyorum. Amerikalılar destekliyor YPG'yi. CIA'yı destekliyor. Doğru söylüyorsun. HDP'yi destekliyor. Onlar bize sıkıştırıyor şu anda. Ne diyor? Ben şu anda bizim vize işleri için diyor Demirtaş'ı bırakın diyor mesela Batılılar da. Yani bizdeki özgürlüklerden dolayı mı? Yok, öyle bir sıkıntıları yok. Türkiye'yi rahatsız edebilecek bir konu varsa onun peşinde bu adamlar. Almanya'nın deniz yücelerinin peşinde olması gibi. Kesinlikle yani. Bu değil başka mi? Bir şey değil. Yani hayır yani sonuçta yanlışım varsa bile düzelsin. Hayır efendim ABD YPG'yi desteklemiyor. Deyin hadi bakalım bir tanesi çıkındı. Hayır efendim ABD Öcalan posterleri desteklemiyor. Destekliyor. Peki Öcalan kim? Heykelini dikeceğiz. Heykelini diye bağıran kim? Demirtaş. Değil mi? Bu daha başlangıç. Heykelini dikeceğiz. Ne dedi? YPG diyor Fırat'ın bu tarafına geçecek. Siz de mal bakacaksınız diyordu. Söyledi. Bu adam peki CIA ajanı değil de kimdir? Amerikan emperyalist uşağı değil de kimdir? Benim gözümde budur. Bunu kim yaparsa yapsın. Bunu ile de bir HDP'li bir Demirtaş'ı yapması önemli değil ki. Bunu herhangi bir vatandaş kim söylese ki efendim biz buraya ABD kendi şeyimiz bölgemizi korumak amacıyla ABD ile her türlü işbirliği yaparız. ABD ile Water'la görüşürüz. CENTCOM'la görüşürüz. Pentagon'la görüşürüz diyorsa bu adam CIA ajanıdır abi. Çünkü başka bunlar onlarla görüşüyor. Başka manası olmaz diyorsun. Başka manası olmaz ya. Bunlarla görüşüyor adamlar. Onlar da savunuyor yalnız bunu. Onlar da bunu savunuyor. Yani ABD'liler de. Doğru. Erdoğan özellikle bu 6-8 Ekim olayları sen şimdi şey yaptın tabii işin Amerika bağlantısını şundan bundan falan bahsettin. Eminim şeyi de bahsedecektin konuşacaktım. Orayı ben tamamlamış olayım. Sadece tamamla abi. Bu değil tabii ki Selahattin Demirtaş'ın ya da Amerika'ya, emperyalizme bu anlamda hizmet eden bir partinin yaptıkları bunlarla sınırlı değil elbette. Tabii. Yani Çukur siyasetini elbette ayrı bir tarafa koyamayız ama özellikle 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak yapmış olduğu çağrı ve o çağrı neticesinde 50 insanın hunharca evet. öldürülmesi, şehit edilmesi meselesi de yine Selahattin evet. Demirtaş'ın kana bulanmış elini evet. örneklerinden bir tanesi. Erdoğan bunu tabii. söyledi, dile getirdi. Tabii, tabii, tabii. Yani başlıkları falan söyleyeyim, anaları ağlattılar diyor Erdoğan oradaki konuşmasında. Şunu söylüyor, Diyarbakır'a olan sevdamız asla bitmez. Terör örgütüyle hendeklerle aramıza girmeye çalıştılar. Sokaklarda sizleri birbirinize kırdırarak tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. Sahabe emaneti olduğu için insanların abdestsiz girmeye çekindiği bu şehirde kurşunlu camiyi yıkarak dört ayaklı minareyi kesinlikle. Yıkmaya teşebbüs ederek evet. aramıza yaptılar. Girmeye çalıştılar. Tabii. Yalan da değil sur, yani. Gördük. Okula gitmesi gereken yaşadık, çocukları gördük. Evlerinden alıp dağa gönderip hayatlarını karartarak aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde anaları ağlattılar. Hatırla. O anaları ağlamasında bir inisiyatif oluşmuştu. HDP Büyükşehir Belediyesi'nin o anaları nasıl sürüp o belediye bahçesinden attığı görüntüler hala sosyal medya
Evet. Video kanallarında falan mevcut. İsteyen izleyebilir. Sizleri tarihinizden, kültürünüzden, inancınızdan, ahlakınızdan, geleneklerimizden kopartıp marjinal örgütlerin kulu kölesi yaparak aramıza girmeye çalıştılar. Şimdi HDP dediğim biliyorsun. HDP'nin eş genel başkanlarından bir tanesi kimdi? Figen Yüksekdağ, Figen Yüksekdağ değil mi? Evet. Kimdir Figen Yüksekdağ? Sırtını YPG, PYD'ye dayayacak olan kişi. MLKP'nin ya da o işte 0.000 bilmem kaçlık bir kendilerine parti dedikleri bir oluşumun, bir terör oluşumunun örgüt yöneticilerinden bir tanesiydi. Yani HDP dediğiniz zaten bunu onlar da kabul ediyorlar. Yani Kürtlerin sol fraksiyonu, soldan da kastım marjinal sol, DHKPC, MLKP, şu bu falan filan fraksiyonunun oluşturduğu, daha doğrusu HDP'nin üst düzeyinde bunların yer aldığı bir parti. Bakma sen o masum görünmelerine, şunlarına, bunlarına ya da o vaziyette bir Kürtlerin hakkını koruyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan demelerine. Yapmış oldukları hamlelerle Amerika'nın yatağına giren bu HDP yönetiminin attığı adımlarla aslında o bölgedeki insanı nasıl maceralara sürüklemeye doğru çalıştıklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Dediği doğru burada Erdoğan ifade ettiği doğru mesele. Yani her aileden bir çocuk alıp dağa çıkartmak doğru üzere vereni aldılar. Vermeyenlerin anasının babasının kafasına kalaşnikovları dayayarak ya gelirsiniz ya ananız babanızı öldürürüz tehditleriyle dağa kaldırıp dağa çıkarttıkları aşikar. Orada yaşananlar aşikar. Ayrı bir dava. Fotoğrafları gördük. Dünyadaki bütün insani kuruluşlar, tırnak içinde söylüyorum, insaniden kasıt da bunlar zaten biliyorsun batıyı insan görürler. Geri kalanlarını tabii kullanılacak canlılar olarak gördükleri için. Bu insani kuruluşların tamamı normalde çocuk işçi çalıştırılmasına karşıdırlar. Tayvan'ı mesela çok kötü sıkıştırırlar. Çin'i bu konuda azarlamaya kalkarlar. Şunu yaparlar, bunu yaparlar. Sebep çocuklar işçi olamaz. Peki aynı çocukların boyu kadar Kalaşnikov silahları verip bunlarla talim yaptıran PKK'ya niye laf söyleyemiyorlar? Söyleyemezler. Buradan kendi senin dediğine projeler geliyorum. Ortak çalıştıkları için CIA ile, Pentagon'la, Amerika ile, Batı ile HDP'nin üst yönetimi ve kandırdığı insanlarla ortak çalıştıkları için yani ses edemiyorlar. Sadece işin özetinin de özeti şu. Yani sen şimdi Kandil'den direkt PKK olarak ABD dese ki çıksaydı. Arkadaş ben PKK'ya bir devlet kurdurmak istiyorum. Bir butik devlet kurdurmak istiyorum. Ve PKK'yı desteklemek istiyorum. Daha önce ha bu yapmadılar mı? Son PKK başladığı an itibaren, Türkiye'de terör başladığı an itibaren Amerikan neokonları, CENTCOM, o şimdi kullanılıyor. Daha önce CIA diyelim vasıtasıyla PKK'ya çok silah indirildi. Yalan mı? Doğru. PKK'nın Türkiye'de yapmış olduğu eylemlerde kullanılan silahlar biliyorsun istihbarat örgütleri kullandığı silahlar çıktı. Doğru mu? Doğru. Son şehit. Tabii. Oy bir mottoyu da ortaya koyalım. Bir gerçeği de ortaya koyalım. Dünyada küresel çapta eylem yapabilecek olan hiçbir terör örgütü bağımsız tek başına var olamaz. Muhakkak arkasında bir istihbarat örgütü, daha doğrusu bir ülkenin istihbarat örgütünün olması lazım. PKK'nın arkasında kim var? Şimdi Kandil'e direkt olarak bu saatten sonra işte atıyorum 2010'lu yıllardan sonra yeni bir vizyonla, Arap Baharı meselesi falan filanla. Ben PKK'ya bir veyahut da bir Kuzey Irak bölgesinde bir ayrı bir butik devlet kurduracağım diyemeyen Amerika, DAEŞ bir taşla kuş katliam yaptı. DAEŞ'i kuruyor, El-Kaide'yi atıyor, onun yerine DAEŞ'i kuruyor ve DAEŞ'i karşısında da YPG denen bir tahterevallinin öteki denge ucunu koyuyor. Başlatıyor oynatmaya. Türkiye'de bomba patlıyor. Bir DAEŞ patlatıyor, bir PKK patlatıyor. Bir DAEŞ patlatıyor, bu oyunu devam ettirirken Türkiye'yi zayıflatıyor. Kafayı çıkartma sen diyor. Diğer tarafta Orta Doğu'da yeni dizaynı yapıyor. Biz İsrail'i unutuyoruz. Büyük topraklar açılırken arkamız oraya döndük biz kaç yıldır. Niye? Çünkü ortada YPG, DAEŞ, MAEŞ falan filan var. Bravo. Bir tarafta İslamofobiya da canlanıyor. ABD PKK'ya yapacağı yardımı, daha doğrusu o büyük projeyi nasıl canlandırabilir? Bu şekilde canlandırıyor. Arkasından bir değil, üç değil, beş değil onlarca tır silah yığıyor sınırımızın dibine ve biz ülkeler arası şöyle konuşuyoruz. ABD yapma, gönderme. Göndermeyeceğim. Sen benim müttefikim olsan sen Münbiç'e girme. Gireceğim. Afrin'e girme. Gireceğim. Peki oraya girdin, buraya girme. Ve saçma sapan şeyler oldu dünya arenasında. Yani Trump düşünebiliyor musun? Tam bu çok büyük saçmalıktı. PKK'ya vermiş oldu YPG. Yani aynı şey bunlar. Demem o ki HDP dediğin şey Marksist, değil mi? Pozitivist, Marksist, işte anti-emperyalist.
denen öyle öyle atıyorlar ya HDP'yi. Yanlış mı hatırlıyorum? Hem solcu, Marksist kökenli, anti-emperyalist memle gibi dünyadaki en büyük palavra suratına baka baka. Yani tükürür gibi. Tamam mı? Ondan sonra biz böyleyiz. Yok LGBT'yi de severiz. Homofobik zihniyete de karşıyız falan filan konuşan aslında bildiğin buz gibi ABD çıkarlarına uygun bir şekilde Orta Doğu'da bir ABD gücü gibi çalışan bir örgütten bahsediyoruz. Trump'ın Orta Doğu temsilcilerinden bir tanesiydi. Hala da aynı Mark, bilmem ne soy ismini unuttum. Görüşmeler sırasında şunu ifade etti. Yani Türkiye diyor, yani senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist olmaz. Teröristtir. Bunu tabii. Bak böyle kullanıyorsunuz. Yarın bir gün arıza olacak, şu olacak. En başından beri bu oluşuma karşı olduğunu ifade etti. Amerikalılar bir şeyi itiraf ettiler. Senin az önce söylediğini desteklemek bakımından söylüyorum. Hani PKK, anti-emperyalist, Marksist bilmem ne hikayeleri anlatıyorlar ya. Adam şunu söyledi. Vallahi biz onlardan da bir şey istemedik ki. Kendileri dedi hani askerimiz olmayı kabul ettiler. Biz herhangi bir vaadede bulunmadık YPG. Onlara YPG için. Herhangi bir vaadede bulunmadık yani gel bizim askerimiz ol. Bizim yerimize Orta Doğu'da bizim çıkarlarımızı kullanmak için öl. Sana karşılığında da şunu vereceğiz demedik dedi adam. Açıklaması bu yani hani hiç şey yok. Velev ki demiş olsalar bile tamam mı? Ya Barzani'yi kandıramadılar. Barzani'yi ikna edemediler. 40 yıldır orada. Tamam mı? 40 yıldır orada. Evet. Barzani'yi vermediklerini size mi verecekler? Hiç dolayısıyla yani. Orada Amerika'nın bir çıkarı var. Çıkarı söz konusu. Bu çıkar İsrail'in çıkarıyla örtüşüyor. Tabii. Bunun içinde ölmesi gereken insanlar var. Evet. YPG olarak sizi kullandılar. Çünkü Trump'ın ifadelerinden aynen. Bir tanesiydi. No boots on the ground dedikleri Amerikalıların meşhur ifadeleri. Yani ben kendi askerimin botunu o topraklarda, o bölgelerde toprağa değdirmeyeceğim. Tabii. Basmayacak toprağa. Tabii. Kim basacak? Benim uşaklarım demek için söylüyorum. Tabii öyle. Benim için emir eri olabilecek, benim için ölmeyi göze alabilecek, benim çıkarlarıma hizmet edebilecek ve bu uğurda ölecek bulurum ben diyor. Amerika'nın da peşinde koştu zaten. Karşılık, bu. Evet. Karşılık ne oldu? Ben istediğimi alırım. Kırıntılarda olursa, çıkarsa benim için ölenlerin önüne atarım tabii. Mantığıydı. Olmadı. Karşılarına Türkiye'yi buldular. Kırıntıyı bile bulamadılar. Öldükleriyle kaldılar. Ne oldu? Amerika'ya hizmet ettin. Hani o İnönü'ye atfel söylenir. Ayıyla yatağa girmek muhabbetinden bahsederler ya. Tamam mı? Evet. Abi sen şimdi bu anlamda bir yatağa girdiğin anda Amerika'yla... Ayıdır o. Böyle olur. Böyle olur. Böyle olur. Yani böyle kullanır bir kenara atar seni. Bu vaziyette kalır. Tabii, tabii. Dolayısıyla YPG'nin aslında Erdoğan'ın da ifade etmeye çalıştığı bölgede yer alan Kürt vatandaşlarımız için ikinci bir devlet, üçüncü bir devlet kurmaya gerek yok. Zaten hakikaten oradaki Kürt kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız eniştem de Kürttür benim. Tamam mı? Yani hani bu anlamda söylüyorum. Tabii zaten bunu ayıramazsın böyle bir şey. Ayıramayız tabii. Dolayısıyla bu ülkenin vatandaşlarıdır. Bu ülkeye hizmet ederler. Bu ülkede çalışırlar. PKK dediğin, YPG dediğin, HDP dediğin oluşu kendilerine inanan, inandırdıkları insanları Amerikan çıkarlarına çalıştırmak üzere budur. Bünyelerine kattıkları budur. Ya da katmaya çalıştıkları bir oluşumdan başka bir şey değil. Çünkü aynen senin dediğin gibi bu vaziyette bir yoğunluk, bir kütle elde ederek birilerinin emrindeyiz, en çok verenin emrindeyiz cümlesini kullanabilmek için, bak arkamda da bu kadar var cümlesini kullanabilmek için yapılan bir oluşum ya da onların oluşturduğu bir yapılımın içini doldurmaya tabii. Çalışan bir hareketten başka bir şey değil. Erdoğan da bunu Diyarbakır'da özellikle biz çok güçlüyüz dedikleri yerde onların da böyle kulaklarının içine sokacak, gözlerin içerisine girecek şekilde dikine söyledi. Bu çok olumlu, yani bunlar olumlu gelişmeler şu açıdan. Ben özellikle bu kayyum atamalarından sonra oradaki biliyorsun tabii. Belediye başkanları tabii. Oradaki yerel yönetimler öyle bir hale getirdiler ki işi yani hakikaten kabul hiçbir dünyanın ya. Hiçbir yerinde kabul edilmeyecek şeyleri biz burada Batı'yla tartıştık ve çok büyük bir zulüm addediyorum. Batı'yla şunu tartıştık. Efendim böyle Türkiye'deki demokrasi bilmem ne ya terör adamlar belediye başkanı dediğin kişiler teröristlere silah taşıyor. Bildiğin silah taşıyor ya. Bildiğin aracını koymuşlar silah taşıyor. Teröristle silah taşıyan belediye başkanı düşünebiliyor musun? İnsanlar öldürülsün diye. Kepçelerle bilmem yolları kazdılar, çukurlar kazdılar. Teröristler savaşsınlar diye. İnsanlar ölmesi için yaptılar bunu. HDP'li belediyeler. Bunu yaptılar. Umursamadılar. Ölen Kürt zaten. Ölen başkası değil. Ölen orada bildiğin Kürt vatandaşlar. Sırtlarında bir sürü o. Hatırlıyorum millet memleketinden, yerinden, yurdundan, sokağından, mahallesinden göç etti.
Ama şöyle bir gerçek var ki Kürtler bölgede o günden bu yana hakikaten şu anda devletin o gücünü, devletin o sıcaklığını yanlarında hissettikleri andan itibaren bölgedeki bütün her şey değişir. Kesinlikle. Şartlar da değişir. Öyle olduğunu gördük zaten. Bu. 1 Kasım'da görmedik. Tabii ki. Yani 1 Kasım'da gördük. Mesela 16 Nisan'da da gördük. Doğru. Bir baktık 16 Nisan'da. Doğru. Evet, hayır oraya bir sayılmış. Ha, HDP propaganda yapmış. Yok seni başkan yaptırmayacağız. Yok bilmem şu kadar şöyle bilmem ne falan filan diye. Tabii kirli propagandalar. Cihangir esnafını, Nişantaşı esnafını da arkasına almış. Ama ona rağmen Kürt halkı çok enteresan bir yerde sistem değiştirirken bir dahi bir duyarlılık göstermiş ve çok büyük bir katkı yapmış. 1 Kasım'dan bu yana baktığımız zaman da müthiş oylar gelmiş. O yüzden yani bu milletin ferasetinden bahsediyoruz kardeşim. Bu millet büyük millet. İçinde birçok unsur barındıran büyük millet. Biz farklı olduğumuz için birbirimizi seviyoruz zaten. Diyorsun ya orası enişte olur, burası kayınbirader böyle efendim, başka bir takım akrabalarım var. Anne tarafı Kürt, orası Türk, burası Laz, burası bir Çerkez. Biz böyle büyük milletiz zaten. O yüzden böyle büyük meydan okumalar olduğu sürelerde bu halkın birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Aramızda bu tür birliği, beraberliği sağlayamazsak dışarıdan gelecek olan büyük şeylere karşı, taarruzlara karşı daha güçsüz kalırız. Bizim şu anda güce ihtiyacımız var. Doğru. Bir araya gelmeye ihtiyacımız var. İki başlıkla yani, bitirelim bunu. Bir tanesi Evrensel Gazetesi. Hani, niye alıyorsun diye düşünüyorum ama. Ben de Evrensel Gazetesi. Haber yapmışlar. Demirtaş'ın çok önemli bir açıklamasını vermişler. Onun için konuyla ilgili olduğu için onu da okumak istedim. Demirtaş 2. üst üste demiş. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a verin diye çok önemli bir açıklama yapmış. Evrensel Gazetesi de bunu almış. Oğlum, bir oy Demirtaş'a. Evet, bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a verin demiş. Böylece oyları ikiye mi katlıyor? Evet yani. Çok önemli. Ben şu normal şartlar altında biliyorsun ya şey demesi ben gerekiyordu. Bir oy AK Parti'ye, bir oy Erdoğan'a verin diyen bir Demirtaş olması gerekiyordu. Ellerinde bir fotoğraf var Diyarbakır'dan. Erdoğan'ın mitingden sonra evini ziyaret ettiği bir teyze. Elini öptüğü bir fotoğraf. Bugün sosyal medyada bayağı bir çok paylaşılmıştı mı o fotoğraf? Evet. Evet yani çünkü Erdoğan hesabından paylaşıldığı fotoğraf varsa o fotoğrafı verelim arkadaşlar. Şu fotoğraf. Şimdi bu tam kullanışlı bir fotoğraf Hikmet. Yani hani bunu al mesela hani FETÖ'nün kafasını yapıştır. Pensilvanya'daki şarlatanın kafasını yapıştır. Ya. Elini öptü de. Yapıyorlar. Papa'nın fotoğrafını koy. Papa'nın kellesini koy oraya. Yan taraftakileri falan filan hemen değiştir falan. Vay Erdoğan işte Papa'nın elini öptü falan diye hemen bir Photoshop'la öyle servis et. Çünkü bunlar da yalan şey olduğu için. Fakat bunlar artık bildiğimiz numaralarınız. Ey Photoshopçular. Başka şeyler üretmeye çalışın diyelim yani. Bayağı bir araştırma. Kim bu teyze? Niye ziyaret etti? Diye bayağı bir şey yaptık. Hani biz de sorduk. Diyarbakır değil temsilcimiz mi? Var. Şeymus Çakal. Sonunda buldu. 17 Mart'ta Erdoğan kongre için Diyarbakır'a geldiğinde Solmaz teyzeye 80 yaşındaki teyze 17 Mart'ta Erdoğan'ı kongrede ziyaret ediyor. Ya o korumaları nasıl yardı geçti iman gücüyle mi bilmiyorum ama Erdoğan'la ulaşıyor ve Erdoğan'ı evine davet ediyor. 17 Mart'ta. Arkadaşlar kim bu? Niye ziyaret etti? Yani hani bir yani şey mi? Diyarbakır İl Kongresi'nde. İl Kongresi'nde 17 Mart'ta. Evet Erdoğan gitmişti oraya. Orada o kongrede teyze, yaşlı teyze geliyor zaten şey, engelli bir teyzemiz geliyor. Kongrede Erdoğan'a bir şekilde ulaşıyor. Diyor bir dahaki gel diyor. Yani evime davet ediyorum diyor Erdoğan. Bir dahaki sefere diye şey yapınca işte aradan geçen 3 aylık süre zarfında geldiğinde Solbas teyzeyi evinde ziyaret edip ne güzel, güzel. Elini öpüyor. Hayır, çok güzel hareketler bunlar. Değil mi? Çok güzel hareketler bunlar. Bunlar da o fotoğraf, o görüntüler diyelim. Ya işte bu hareketler bunlar. Bu da hep bunu mevzu hep aynı yere gelir. Hep işte vücut dili, beden dili, liderlik görüntüleri, işte PR'lar falan bahsedilirken reklam meselesi rahmetli Erol Çok'un da çok başarılı olduğu alanlar. Bir şey söyleyeceğim yani biraz sonra da şey var mesela bir Muharrem İnce de var, onu da bir gösterdi, bir konuşması var video olarak. Bu tür işlerde, bu tür görüntülerde baktığın zaman mesela şimdi bu görüntüyü Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarlar. Ben sadece bak şey yapıyorum yalnız şu anda tamamen siyaset bilimci değilim ben ama sosyolog da değilim. Ama böyle bir gazeteci, bir gözlemci şey analizi yapıyorum. Koyduğun zaman hangisini sırıttığını, hangisini sırıtmadığını, hangisinin sahici göründüğünü, hangisinin sahte göründüğünü çok iyi anlayabiliyorsun.
Şimdi bir insanın ne olduğu çok belli ya. Şimdi ne yapıyoruz biz çoktan beri? Neyi konuşuyoruz? Muharrem İnce figürü var. Çok dindarız. Aşırı dindarız değil mi? Aşırı dindarız. Lafa bak. Yani, aşırı dindarlık. Efendim abdestsiz sokağa çıkmayacak kadar mütedeyyin bir insandan bahsediyoruz. Abdestsiz sokağa çıkmayacak kadar. Şimdi ama işte bisiklete biniyor, tur atıyor, bilmem ne yapıyor falan. Bir fotoğraf veriyor değil mi vatandaşla? Vatandaşa bir fotoğraf veriyorsun. Bak ne kadar samimi. Değil mi? Köylü oldum, şapka taktım. Şimdi ne olduğun belliyken vermiş olduğun bu imajlarla neyin sahte, neyin gerçek olduğu çok daha rahat anlaşılabiliyor. Ben Erdoğan'daki bu fotoğraflardaki şeyi fark ediyorum. Mesela şimdi yerde oturup iftar sofrasında oturuyor değil mi? Kılıçdaroğlu da oturt bakalım nasıl görünüyor. Bak yanına Barış arkadaşı koy. Oturt bakalım. O hani o yer sofrasında en son örtüyü kucağına alırsın ya. Bağdaşı kurarsın. Bak otur buraya Sezgin Tanrıkulu. Buraya Barış arkadaşı koy. Şuraya Özgü Özel'i koy. Tamam mı? Buraya da bilmem işte Kılıçdaroğlu. Bir oturt. Bak baktığı zaman ya, sakil duruyor. Hatırlasana bırak oturtmayı sakil durmasın Hikmet. Ayakkabıyla gidiyor adamlar. Gürsel Tekin'i hatırla. İsmini şey yapmışım. Gürsel Tekin'i hatırla. Yani Erdoğan iftar sofralarına, işte fakir evine, fukara ziyaretine falan gidiyor. Biz niye aynısını yapamıyoruz kardeşim? Bizim başımız kel mi? Söz meclisten söz, dışarı. Tamam. söylüyor. Söz değil meclisten dışarı. Evet, benimki yani. Evet. CHP bunu söylüyor. Tamam biz de yaparız kardeşim diyor. Tamam mı? Gürsel Tekin'i görevlendiriyorlar. Biliyorsun görevlendirmeler falan yapılıyor. Eren Erdem de diyordu ya. Hani ben işte partimin görevlendirmesiyle falan bu işleri yaptım. Görevlendirildim. Tabii görevlendirildim. Başka bunun haberi var. Metöyle metöyle falan. Yine başka bunun haberi Gürsel Tekin'i de aynı şekilde görevlendiriyorlar. Kardeşim sen de diyor doğulusun Gürsel Tekin için. Bu sen bu işleri bilirsin anlarsın falan. Sen git bakalım CHP olarak bir ziyaret et bunları falan. Gürsel Tekin ne yapıyor? Ayakkabısıyla hemen yan tarafta döşeğin kenarına ya da yer minderinin kenarına falan ayakkabısıyla girip bir de böyle fotoğraf veriyor. Tamam mı? Evet. Ve kardeşim yani hani siz halktan birisi değilsiniz. Aslında halksınız ama değil, halktan tabii. Birisi yani olmadığınız için halkçılık yapıyorsunuz. Olmaz. Yani tamam. Sen tabii. Halkçılık yaptığınız zaman da böyle ayakkabıyla fakirin evine yer minderinin üzerine ayakkabınızı basan bir görüntü ortaya çıkartıyorsunuz. Onun için sakil duruyor sizde. Ki bunlar da seçmeler yani. Özellikle tabii, seçilmiş. Tabii. Mesela pat pat vuruyorsun. Ne o şey o? Kim o? Kılıçdaroğlu. En halkçı diye pat. Bak Tunceli'den gel Dersimli Kemal. Fakir ailenin bir tane okuyan çocuğu. Küt. Değil mi? Buna abi iyi çıkmadı bu. Kerek çıktı. Ver Muharrem İnce. Bu ne? Bu nereden? Yalova'dan geldi. Ne yaptı bunun? Ne kadar köylülüğü var? Abi traktör biliyor. Tamam seç, bak, seçmeye çalışıyor arada. Yani böyle cımbızla adam Cumhuriyet Halk Partisi'nden vatandaş Halk Partili profili çıkartmaya çalışıyorsun. Böyle cımbızla. Teker teker çıkart. Bulmaya çalışıyorsun. Şimdi abi uyumuyor derken, sakil duruyor derken kastettiğim o. Şimdi mesela Özgü Özel ondan sonra ne bileyim işte keşke şey de olsa mesela Selim Sayık Böke. Değil mi mesela eski şeylerden şu istihbari bilgisi olmayan kadın. Değil mi? Böke'ydi. Böke. Tabii tabii. Tabii. Böke'yi al. Selim Sayık Böke. Böke'ye yarın başörtü koy. İftar ya. Tamam mı? Oturt yerde bir yemek yedirdin. Bunu şey için söylüyorum. Ha bu böyle olması gerekiyor. Siyaset budur. Anadolu budur. Ve sen de buraya çökeceksin diye bir şey demiyorum. Bak yanlış anlaşılıyor. Doğru, ya. Doğru. Yani bu zorunlu bir şey değil. Doğru. Yani siyasetçi olmak için yazmıyor anayasada. Efendim eve gittiğinizde yer sofrası yiyebileceksiniz. Yani veyahut da tüzüklerde yazmaz. Milletvekili kanun bir. İftarda yerde oturulacak. İki. Ayakkabı çıkartacak. Üç. Diz kırılıp yer sofrasında. Böyle bir kanun ve kural da yok. Ve olmak zorunda değilsin zaten. Yani ben mesela oturup bana desem ben zorunlu kalmasam tercih etmem. İşimi hızlı yapmak amacıyla az ziyaretlere hızlı işi bitirmeye çalışırım. Vardır vaktin işte tanıdığım birisi vardır. Orada uyum göstermeye çalışırım ve gösterebilirim. Ki ben yani immatipli bir soru. Ama bu işi zorla çakma yapıştırma yaparsan bir işi sana uyumaz. Sakil durur. Aynen öyle. Kötü bak, durur. Bu sakil durma meselesinin hani şeyi diyorlar ya. Kas yapmak zor. Hani tabii. İlle de CHP'den bir kasketli adam çıkartacaksınız. Çıkmaz ki öyle bir şey yok. CHP kasketleri sokağa atmış adam. Aynen bir, öyle. Bir parti. Bir ikinci mevcut. Poturlu gelmeyin, şalvarla gelmeyen diyen parti CHP'lidir. Aynen öyle. İsmi akçı yoksa. Aynen kimi kaldırıyorsun? Bir ikinci mevzu. Şimdi bu işlerin şey yapıyorlar. Sayın Başbakan'la cumartesi günü iftarda dedik. Orada da bir cümleyi sarf etti. Oraya konu değineceğiz ama o cümleden yola çıkarak söyleyeyim.
hakikaten diyor, milletin diyor, bu hani kuyumcu terazileri vardır ya diyor. Evet. Kuyumcu terazilerinden daha hassas, şaşmaz bir feraseti var kardeşim diyor. Tamam yani sen diyor işte bu millete falan filan çok şey yapmıyorsun, güvenmiyorsun, etmiyorsun falan ama diyor, şaşmaz bir feraseti vardır diyor. Hiç şey yok diyor yani. Kuyumcu terazisinden daha hassastır diyor. Şimdi bütün bunları dönüp aldığında bunlar şimdi halkı zaten bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, makarnaya kömüre oyunu satan tipler olarak gördükleri için, evet, CHP. Evet. Bu adamları biz bir iki atraksiyon yaparsak bunları çok rahatlıkla kandırırız diye düşünüyor. Maymuna dönersin. Tamam. Kandırmazsın, maymun olursun. Adamı yani maymuna çevirir bu millet. Maymunu gibi olursun. Aynen. Uyumuyor şimdi bak, çünkü. Bisiklet meselesi yapıyor. Bu kadar korumayla gezmeyeceğim. Şunu yapmayacağım, bunu etmeyeceğim. Ya bırak şimdi hikaye. Bak, bir söylem olarak bunu kullanabilirsin. Söylemde nedir? Öyle hani podyuma çıkarak, miting meydanlarında falan altına bisikleti alarak iki tur atmakla falan olacak işler değil bunlar. Bunu yaparsan eğer hayat tarzını buna göre yaşıyor ya da dizayn etmiş olman lazım ki sahici olabilirsin. Siz rol yapıyorsunuz. Örneğini vereceğim. İki tane örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi havaalanında karşılaşan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması görüntüsü. Ne var diyeceksin yani, tokalaşamazlar mı falan. Hayır. Şundan dolayı tokalaşamazlar. Bir taraftan ben bisiklete binerim, ondan sonra şunu yaparım edebiyatı yaparken, diğer taraftan genel başkanın ayrı bir özel uçak, cumhurbaşkanı adayı olarak sen ayrı bir özel uçak kullanıp bunu da millete yutturmaya kalkarsan, evet, milleti keriz yerine koymaya, aynen, teşebbüs keriz edersen. Muharrem'in yaptığı bu. Böyle olmaz. Buyurun görüntülerine evet, bakalım. Dal mı içiyor? Evet. Şurada karşılaşıyorlar. Herhalde Sabiha Gökçen bildiğim kadarıyla. Emin olmamakla birlikte de Ankara Esenboğa mıdır? Çok da emin değilim. Şimdi Ankara'dan İstanbul'a gidecekler herhalde. Tam hani Kılıçdaroğlu da tahmin ediyorum İstanbul'dan Ankara'ya geliyor. Muharrem İnce'nin özel uçağı şu. Bir önceki Kılıçdaroğlu'nun özel uçağıydı. Engin Altay'da var. Sizin diyor uçağınızın ineceğini şey yapınca hani biz kalkmayalım, bekleyelim, selamlaşalım falan filan muhabbeti yaptık. Bunlarla ilgili hiç sorun yok Hikmet. Yani 9 küsür milyon lira para toparlamış Muharrem İnce. İfade ettiğine göre işte yanında da Engin Altay, bunun hesaplarını tutan isimlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz en azından. Özgür Özel bunlardan bir tanesi. Bülent Tezcan var mıdır yok mudur bilmiyorum. Nereye gidiyorsun olabilir. Yani 9 küsür milyon. 19 milyon da toparlayabilirsin. Hiç sorun değil. CHP'nin almış olduğu hazine yardımı 50 küsür milyon, 150 küsür milyon civarında falan hazine yardımı aldı. Daha bir tane mitingleri yok. Doğru düzgün neredeyse. Zaten o hani şey yapmıyorlar ya bunlar, kullanmıyorlar ya. 19 milyon değil, 190 milyon olsun. Bunlar sorun değil. Halk size güvenmiştir, parasını vermiştir. 5 lira, 10 lira diyor ya, 5 lira, 10 lira, 100 lira ateşleyin bakalım falan diyor ya Muharrem İnce. Ateşlemişler, sen de özel uçak kiralamışsın. Zaman da sınırlı olduğu için o ilden o ile mitinglerini falan daha hızlı yapabilmek üzere bunu yapıyorsun. Bununla ilgili sorun yok. Ama ben bisikletle binerim dedikten sonra genel başkanın ayrı özel uçakta, sen ayrı özel uçakta inip kalkışlar yaparsan, o zaman adama şunu söyler, sen bizi keriz yerine mi koyuyorsun? Tabii öyle, öyle. Koruma istemiyorum diyorsun. Geçen gösterdik, 20 tane tabii, arkasında koruma tabii geziyor. Doğaldır, olması da gerekiyor zaten. Ama yalan söylemene gerek yok. Yani böyle bisikletle gezerim tabii deyip özel uçaklar kiralıyorsun, yalan söylüyorsun. Hayatı yalan. Bir video daha göstereyim, ondan tamam, sonra sana şey bakalım yapayım. Bunların hayatı yalan muhabbetini söylerken, bu üçüncü köprü meselesiyle ilgili AK Parti'nin yapmış olduğu icraatları aşağılarken Muharrem İnce, ne var kardeşim diyor. Üçüncü köprüyü onlar yaptıysa dördüncü köprüyü de ben yaparım diyor. Köprü yapmak bir şey değil diyor. Bir şey değil diyor. Buyurun yapsınız izleyelim. Ya şimdi baştan kadar dinleyelim. Üçüncü köprüyü de Muharrem İnce, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de Muharrem İnce gelir yapar. Ne olacak? Peki Sayın İnce, siz dördüncü köprüyü nereye yapacaksınız? Hayır ya, bu lafın gelişiydi. Lafın gelişiydi. Yapamaz. Niye yapamaz? Bir tane daha yapamaz. Şimdi ancak yani Tayyip Erdoğan yapar. Özal yapar. Şimdi soru şu. Miting meydanında diyorsun ki üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı, dördüncü köprüyü de Muharrem İnce yapar. Şimdi Nagihan'a yükleniyorlar bol miktarda. O canlı yayındaki performansından dolayı hiç öyle yüklenmeye gerek yok. Bence efendi sorularını sordu. Muharrem İnce'nin amiyane tabirle ayıp ettiği bir noktaydı. Sen gazetecilerin karşısına çıkmışsın.
bir soru bana sorun diyorsun. Sana soru soruluyor. Kalkıyorsun diyorsun ki bu soruyu sen Erdoğan'a sorabilir miydin? Kardeşim bunun ne alakası var konuyla? Sana bir soru sorulmuş, onun cevabını ver. Erdoğan karşılarına geçer de soramazlarsa o zaman dersin. Bak bana sordular ama Erdoğan'a soramadılar cümlesini kullanırsın. Bir de bunların yandaşları basındakileri falan hani Nagihan'ı doğramaya çalışıyorlar. Ayrı bir mevzu. Ama Nagihan şu soruyu soruyor. Dediniz ki Muharrem İnce, 4. köprüyü de Muharrem İnce yapar. Nereye yapacaksınız? Ben onun lafın gelişi söyledim. Evet. Buyur Hikmet, lafın gelişi söylemiş Muharrem İnce. Şimdi abi bütün bunlar bir şeyin sonucu aslında. Ben öyle görüyorum. Şunun sonucu, ben de uzatmayacağım fazla. Ama şöyle bir gerçeklik var. Ya şimdi seçime gidiyorsun. Ben ne diyorum her zaman için? Hiçbir parti ben seçimde kazanamayacağım ama yeşillik olsun diye bir seçime gidiyorum demez. Hiçbir aday benden cumhurbaşkanı falan olmaz ya. Hadi rekabet olsun. Yazarız çocukla torunlarımız artık. Ben cumhurbaşkanı adayı olmuştum diye. Diye seçime de girilmez. Ha giren var öyle. Vardı vazgeçtiler. Levent Gültekin gibi var ya tipler. Acaba benden de olur mu ya Twitter hesabından çünkü imza toplasan da falan diye. Ne oldu? Acaba açıklamasını gördün mü? Erdoğan'la kafa kafaya kalsak da en sonunda %52 alır mıyım acaba diye falan hesaplayan adamlar da vardır. Allah şifa versin. Bir hafta 10 gün önceki açıklamasını okudun mu gördün mü? Yok. Tekrar açıklama yaptı. Tabii beni diyor. Aa. Cumhurbaşkanlığı adayı için diyor. Zorlayan diyor. İş adamları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler şunlar bunlar. Adaylığımı açıkladıktan sonra bunda bu da mı oy alacak falan filan dediler. Onu sen aptal derken, olma o zaman yani sen çok gazına popüler, gelmişsin. Çok popüler bir adamsın. Senden Cumhurbaşkanı dahi olur. İteleyip de böyle hani. Tabii. Ulan gir lan. Akşener kim? Akşener sen de olursun. Haydi olursun. Tabii. Diyecek adam bunu söylemişse. Aday olduğumu açıkladıktan sonra falan. Tabii. Kardeşim sen daha da şaka mı yapıyorsun falan dediler diyor. İki ihtimal var şey. Yani o arkadaş ya sen aptal yanına koydu. Kafa yaptılar seninle. Sen de yuttun zakayı. Öteki türlüsü adam haklı, sen kendine dikkat et. Yani hakikaten adam öyle görmüş olabilir. Yani dikkat et. Neyse. Şimdi bütün bunlar hepsi bu bol keseden. Bu çok kötü bir şeydir siyasette aslında. Ben Haydar Baş, Haydar Baş falan var ya. O var ya biliyorsun o hikaye. Aş, iş, yok. İş, aş, Haydar Baş. Evet, iş, aş, Haydar Baş. Herkese işte şeyden dolayı sloganıydı. 5000 TL şey asgari ücret veriyordu falan. Şimdi 5000 TL asgari ücreti ben duyunca o zaman hesapladım. 5000 hesaplamaya çalıştık. O zamanlar 900 lira 800 lira falandı asgari ücret. 6 ile çarptığın zaman yani sana söyleyeyim ya gelecek 6 ayda acayip refah yaşayacağız. 6 ay sonra ülkeye batacak şey gidecek bu adam. Bu belli. Budur yani, doğru söylüyorsun. Çünkü yaptığı yatırımlara baktık. İşte 250 milyar dolar buraya koydu. Hazineyi de boşalttık. Herkese dağıttık. Oh rahatladık. 5000 liradaki asgari ücret üzerine memur maaşları da 7500-8000'e tekabül ettiği için. Haliyle. Alım güçleri bir anda yükseldi. İşte büyüme hızı böyle bir an ok durdu büyüyemedi. Ne yapayım aşağı yukarı diye. 6 ay sonra ülke battı. Dükkanı kapatıyorsun. Yani pardon abi kusura bakma ben de bu çok güzeldi. Güzel ay, eğlendik. Işte 2008 krizinde İzlanda'nın olduğu gibi biliyorsun. Borçları değil mi Cale? Ülkeyi kapatıyoruz ülkeyi kardeşim. Kapatıyoruz kardeşim. Aynen öyle olacak herhalde. Şimdi bunun olabileceğini o bilmiyor mu? Bilmez yani şimdi, olur mu? Levent bilmez Gültekin olur mu? Şimdi oturup da Haydar Baş yani bu ülke başbakan olamayacağını, meclisin çoğunluğu elde edemeyeceğini. Yani ha benim Bakkal Necati ha Hikmet Genç fark etmiyor. Ben de koysam o kadar zaten oy alacağım. Samimi söylüyorum. Daha fazla alırsın. Ha, ben Haydar Baş'tan daha fazla alabilirim. Hani 3-5 tane Twitter'dan zorlarız. Akrabay tarikatla geniş. Tamam mı? Bütün Türkiye'deki Kafkas Federasyonu'na giderim. Levent gibi kaza gelmez. Kafkas Federasyonu'na giderim. Belki 3-5 bir oy alırım diyecektim. Ya oraya bağlıca bir şey. Yani kim takar kim tanır? Hikmet Genci yani. Bana ya tamam da. Tam Yalova Kaymakamı diyeceksin zaten. Ya demedim. Yalovalılar kızıyor açıp önce. Yalova'da kaymakam yok ağır. Muharrem zaten ben Yalovalı değilim diyor. Rizeliyim şu an diye. Hemşehrim falan filan demeye başladı. Şimdi çok da bir lafı var. Sırtında küfe yok ki, yumurta küfeküsü yok ki bilmem ne. İşte bekara karı boşamak kolaydır gibi. Birçok amiyane tabirleri var bunda ama işin doğrusu şimdi Muharrem İnce bir şeyin konforunu yaşıyor. Diyor ki ben bunu yapacağım. İki katına çıkartacağım. Şunu vereceğim. Kim verirse 5 vardı ya Demirel şeyi 70 model. Kim ne veriyorsa 5 fazlası benden. Aynen öyle. En güzeli bu aslında. Mezatta mesela herkes yükseltiyor ya. Bir dakika kim veriyorsa 5 herkes susar o zaman yani. Hiç şansın yok değil mi? Aynen öyle. Ne veriyorsanız 5 fazlası benden dedim mi hiç kazanma şansın yok demektir. Şimdi ama sonra 70 centten muhtaç olursun. 70 centten muhtaç olursun. Şimdi bunu yapabileceğine inanıyor mu Muharrem İnce? Bunu yapabilecek Türkiye'de bununla ilgili ekonomi bilgisi kuantumu saymıyorum. Kuantum biliyorsun başka bir hadise. İzotoplar, kuantumlar falan.
ekonomisi, Türkiye'deki dinamikleri, dış var. Bunu çok iyi kendisi de, bak şu an duyuyorsa mesela, kendisi de çok iyi biliyor. Dünyadan haberi yok adamın. Bak Yalova'da kalkıp çiftlikten çıkıp geldiği gibi bir adam o. Hiçbir siyasetten şey, üzerine katma şansı yok. Siyasetten popülist, Türkiye ekonomisini tanımayacak. Popülist söylemlerle ekonomi falan nedir, filan bir şey. Enflasyon nedir, resesyon nedir, büyüme nedir? Yemin ediyorum dünyadan haberi yok bak. Ama diyor ki şimdi sana, ben diyor gelirim ona 3-5 tane ekonomist bulurum falan filan. Bu işte öyle olmuyor Muharrem. Şimdi ona bunu vereceğim, bunu vereceğim falan filan diyorsun. Yani en ufak bakkalda bile 500 kare mal var. Hesabını çıkartırken Excel programa koyuyorsun ki karıştırmayayım diye. Eski bakkal hesapları karışıyordu o yüzden. Doğru. Türkiye ya trilyon dolarlık bir bütçeyi düzenleyeceksin. Kolay değil bu işler. Muharrem de çıkıyor diyor ki ben gelsem bunu yapacağım. Şu o kadar rahat atıyorlar ki şeyi yok yani, tekerimi çıkıyor bunun. Durdurana aşk olsun. Şimdi tabii bütün o bunları... Köprü meselesi öyle. Her şeyi yıkıyordu. Var var. Şimdi şeyler de var. Her şeyi yıkıyordu. Var. Bir anda köprü yapmamışladı. Toplu yıkım çok muhabbeti var. Az önce dediğin gibi. Şimdi tabii bütün bunları konuşmak üzere... Ya hani bunların biliyorsun... Kampanyalar başladığı günden bu yana... Söylemleri vardı. O söylemlerden bir tanesi de... Yandaş medya bize yer vermiyor. Yandaş medyayı geçtim. Devletin televizyonu yer vermiyor. Devletin televizyonunu geçtim. Medya artık tamamen Erdoğan'ın tekelinde olduğu için hiçbir medya bize şey yapmıyor, etmiyor diye yalanı söyleye artık hani öyle bir noktaya geldiler ki Erdoğan'dan daha fazla görünür oldular. Mitingleri canlı veriliyor, şu oluyor. Şimdi Meral Akşener ağlıyor. Ben niye yokum, ben niye yokum? Dün, hep Muharrem'e veriyorsunuz, Muharrem İnce'ye veriyorsunuz dün, yayını dün, diye. Cumartesi, pardon, cumartesi günü CNN Cumhurbaşkanı konuşurken şey vardı. Hatta fotoğrafını çektim. Muharrem İnce'yi veriyor. Cumhurbaşkanı vermedi ya, mesela. Versin. Ben, Hikmet bununla ilgili sorun şey yok. Demiyorum. Ama şey şu, tamam, bu ama, kadar mahalle baskısı yaparak, bu kadar hani... kendileri diyorlar ya, diktatöryal eğilim göstererek medya kuruluşlarını baskılamaya i̇şte dün ben gözümle gördüm. Her şeyi veriyorlar. 5 dakika 10 dakika dayandılar, sonra tekrar ikisi yerde verdiler. Müdürü, İbrahim Eren'le beraberdik cumartesi günü o iftarda. İbrahim Eren bütün gazetecilere medya açıklama yapmak durumunda kaldı. TRT Genel Müdürü. Ya böyle bir şey yok dedi. Yani bize küfrederken ya da bizi hedef gösterirken ya da bizi satacağını söylerken TRT Haber'de canlı yayında söylüyor bunu. Sizler de buradan duyuyorsunuz diyor. Doğru. Tamam, başka nerede söyleyecek? Yani var tabii gördük, CNN, Habertürk, NTV falan çıkıyor diyor falan. Bu bir tercih meselesi. Artı hep bak karışık. Yok bunların, demesin yalan bak, söylüyorlar bunların, ama. Bunların hikayeleri de biliyor musun? Yalan söylüyor ama. Yalan üzerinden bina inşa ediyorlar. TRT diyor eşit davranmak zorunda. İbrahim Eren TRT Genel Müdürü bir kere daha şunu söyledi. TRT kanununda ben bütün adaylara eşit davranmak mecburiyetinde değilim kardeşim dedi. Kanun bunu demiyor. Kanun bana dengeli bir yayın yapmamı söylüyor. Denge nedir? İşte en çok oy alan, ikinci sırada ana muhalefet, yavru muhalefet, şu bu falan filan. Bunların kendi dengelerine göre tamam, hesaplayacaksın. Ona göre dengeli bir yayıncılıktan bahsediyor. Eşit bir yayıncılıktan söylemiyor. Yani Erdoğan'a atıyorum yarım saatlik alan veriyorsa... Doğu Perinçek'e de yarım saat ya da Karamollaoğlu'na da yarım saat miting veremez kardeşim. Böyle bir yayıncılık anlayışı yok. Artık kanun da bunu söylemiyor da. Geçtim bunu. Bu çok önemli söylediklerin ama. Bu çok önemli. Buna kadar kıymetli bak. Bunun üzerine çok... Yalan söylüyorlar. Lazım. Evet. Onu anlatmaya biz çalışıyoruz. Akıl dalga geçmeyin yani. Böyle bu saçma sapan. Aynen. Aynı Anayasa Komisyonu'nda olduğu gibi. Niye mecliste her komisyonda olduğu gibi her parti kendi oranında veriyor? Değil mi? Herkes ancak Erdoğan yapıyor bunu. Bu demokratlığı. Hala bunlara da... Sorsan diktatör Erdoğan. Tabii. Diyor ki arkadaş sen, ben diyor en fazla bana ait. HDP'nin şu kadar var. Ben demedim ki diyor, halbuki kanunda yazıyor. Anayasa Komisyonu'na her parti kendi oranınca oraya şey temsilci koyar. Eşit aldı orada. Ben mesela diyor, ben de 290 var, 300 vekil var bende, 310 vekil var. Benim normalde 10 vermem lazım. Yok demiyor, ben vermeyeceğim diyor. Kendinden vermiş yani, düşün. Tabii tabii. Ona rağmen hala Erdoğan'a Anayasa Komisyonu'na diyorlar. Evet diyor. Yani dediğin çok garip, kıymetli yalnız. Bak anayasa dahi, komisyon kurur sanki dahi, halkın tercih ettiği bir büyüklük tabii, tabii, bir şey var. Bir ya, hacim var orada. Var, halk demiyor ki sana AK Parti ile HDP bir tutmuyor halk. Aynen öyle. Devlet olarak da diyor bak çok önemli bir şey söylüyor. Ben bunu atmaya çalışıyordum. Mesela bak bunu düz bir şekilde ilk defa ifade ettim. Yok TRT kanunda böyle bir şey. İyi ki de gitmişsiniz o iş. İftarda mı oldu? Eşit da, şey iftarda. İftarda o genel yönetmen iftarında tabii, mı? Tabii tabii İbrahim çok güzel. Bunu atmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de halkın yükselişi diye bir parti var, seçime giriyor. Halkı zıplatan parti mesela. Adamı tanımıyorsun. Abuzettin Düstübüsek. Bu Abuzettin Düstübüsek efendim o da geçenlerde şeyde konuştu. Konya Meram'da konuştu. Kahvedeydik hep beraber. 8 kişiydik. Sen niye şimdi 250 bin kişilik mitingi verdin yarım saat?
bizim kahvedeki muhabbeti vermedin diyemezsin. Hukuken de o da bir parti. Tabii. Hani böyle aptallık, böyle salağa da yatmayın yani. Aynen öyle. Dengeli yayın yapmak durumunda. Budur yani. Şimdi bir ikincisi, bütün bu mevzuları tabii ki Erdoğan verecek. Yer vermiyorlar, şunu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar diyen Muharrem İnce'ye bir arkadaşımız çıktı. Sen de çok iyi tanıyorsun. Güneş Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Aynı zamanda Ülke Televizyonu'nda program yapıyor. Turgay Güler. Hı-hı. Açıklama yaptı. Dedi ki gel, ben bir yandaş olarak sana programımı açıyorum. Gel beraber yayın yapalım. Güzel, ne güzel bir teklif. Ne söylemek harika istiyorsan gel buradan söyle. Ben tabii sorayım. Sen cevapla bütün Türkiye'ye yandaş. Tabii. Madem yandaşlar beni almıyor diyorsun. Bir yandaş olarak ben talibim. Gel yayınıma çık. Birkaç sefer tekrarladı Turgay bunu. Hani sosyal medya üzerinden duyurdu. Tabii. Muhtemelen tabii bununla ilgili olarak Muharrem İnce'nin ulaşılması gereken isimlere de, yetkililere, görevlilere, sorumlulara falan da ulaştı. Talepleri iletildi. Ve Muharrem İnce, yandaşlar beni ekranlarına çıkarmıyor, beni yok sayıyorlar diyen Muharrem İnce'den bir cevap geliyor. Elbette Muharrem İnce'nin kendisi Turgay'ı arayıp da muhtemelen tanışıklıkları yok. Yani Turgay Muharrem İnce'yi tanımıyordur, Muharrem İnce Turgay'ı tanımıyor olabilir. Ayrı bir mesele. Ve yani bir de şahsen haber, tanımıyorlar. Tabii şahsen anlamda yani, söylüyor. Tabii. Bir merhabalıkları yoktur. Ya, tabii ki face to face söylüyorum. O anlamda söylüyor. Yoksa birbirini duymuşlardır büyük muhakkak ihtimalle. Ya. Yani Muharrem'i de duymuştur Turgay, değil mi? Tabii. Muharrem diye birisi olduğunu anında haberi vardır. Muharrem'in de Turgay'dan haberi vardır diye düşünüyoruz. Muharrem İnce'den genel bir cevap geliyor. Muharrem İnce'nin ekibinden bir cevap geliyor. Cevap şu: bize soruları gönderin. Hangi soruları soracağınızı bileceğiz. Ona göre biz beğendiğimiz soruları kabul edeceğiz, beğenmediğimiz soruların üzerine çizeceğiz. Ya da isterseniz biz size soruları gönderelim, siz bu soruları sorun. Bunlar çok demokrat, yandaş medya. Tabii. Bunların hepsini falan şey. Bunun üzerine Turgay zaten açıklamasını yayınladı sosyal medya üzerinden. Çok onun üzerine Turgay'a da bayağı bir bu Muharrem İnce taifesi saldırıyor. Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim diye haber yolladı. Böyle bir şey kabul etmem mümkün değil dedim cümlesini sosyal medyadan paylaşıyor. Ya kardeşim, hani sen hiçbir şeyden korkmuyordun? Bak çıktın Nagihan Alçı'ya, ağzının payını verdin diyorsun tırnak içinde. Sosyal medyada bu vaziyette trollerin falan bunların yaygarasını tabii yapıyor. Bak Turgay'ın da ağzının payını verirdin gelseydin. Verirdin tabii. Hatta Turgay'ın programına biz de katıldık. Bizim de ağzının payını verirdin. Sabah akşam ince kuantum izotop Muharrem, izotop Muharrem deyip duruyoruz. Orada bize derdik izotop öyle olmaz, izotop böyle olur diye anlatırdın bize. Topu anlatırdın, izotopunu anlatırdın, neyse. Ama yani böyle bir fırsattı bu. Tabii. Şimdi niye maçan yemedi Muharrem? Bak şimdi burada şimdi hani biraz arkadaş bazen siyaset ciddi bir iştir, ciddi iş, ciddi. Yok kardeşim, ben siyasetçi olmadığım için kendi şeyim, herkes kendi meşrebince bir şey yazıyor. Ben de siyaset yazarken arada bir mizah yazıyorum. Veyahut da ironi kullanmayı çok seviyorum. Benim tarzım bu kardeşim, Sayın Muharrem İnce. Muharrem İnce'yi kardeşim demiyorum bu arada. Muharrem İnce dedim sayın başka. Kardeşim lafın gelişiydi. Tekrar geliyorum. Şimdi sen böyle bir hareket çektin burada. Muharrem İnce. Delikanlı çıkarım böyle. Aslı mestik kez apolet sökerim. Onu yıkacağım. Bunu dökeceğim. Buna koyacağım. Böyle gidiyor değil mi? Paldır güldür gidiyor. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben profili okudum ben sana söyleyeyim. Bu Muharrem İnce profili var ya. Allah korusun en despotik, en faşist kafa bu kafadır. Bu kafalardır. Siyasetçi olarak kendi dizginlemen lazım. Bir kendini kaybediyor. Bir de suni yürüyüşü var. Bak okuyorum ben şu anda. Ya buna mı takılıyorsun? Yok, bu da bir siyasi okumadır. Bir suni yürüyüşü var. Şöyle bir duruyor kendini. Hani zoraki yürüyüşü var ya. Hı hı. Arkasından dişini sıkıyor. Langır lungur dalıyor. Aparat da söküyor. Bilmem ne yapıyor. Ben onun var ya. Bunun birkaç tane videosu var. Gösteremiyorum. Bak bir tane videosu var. Küfür dümdüz. Yeğle başlayan şey var yani. Ya orada çekilmiş videosu var. Gösteremiyoruz. Bip bip denir yani. O da ona ait bir şey. Bu da önemli değil. Bir insan hali. İnsanlar bazen küfredebilir. Bunu da kabul ediyoruz İzotop Muharrem. Ama sen niye Turgay'ı kabul etmiyorsun? Bak sana açık çağrıda bulunmuş. Her yandaş yapmaz bunu sana. Tarihi fırsat. Değil mi? Bunlar yandaş. Beni almıyorlar. Beni konuşmaya diyorsun. Al sana fırsat. Dünyadaki en büyük fırsat ya. Cumhuriyet Halk Partisi için kendini atabilecek. Ben her tarafa da giderim. Değil mi? Oraya da giderim. Buraya da giderim. Cumhurbaşkanı da ziyaret ederim. Efendim ahıra da girelim, ahıra birlikte hayvan çıkartırım ama kuantumu çok iyi bilirim. Değil mi? Traktöre binerim, kasketim var, bisiklete binerim, jete de binerim. Tamam, uçarım, süpermenim, zıplarım, beni niye göstermiyor, alçaklar. Efendim ben mitinginizi gidip televizyon kanalınız önünde yaparım, ederim, koyarım. Bu insana Turgay hadi gel dedi dümdüz. Adam gönderip diyor, efendim ne korkun var senin? He?
O kadar kuantum biliyordun, ne oldu şimdi? Velev ki... Ya bir dakika yani... Turgay bunu... yalan söylüyor. Bir dakika şunu söyleyeyim. Velev ki Turgay yalan söylüyor. Gel demiş, çağırmış herkes ya. Çağırmamış Turgay. Hiçbir şekilde çağırmış. Velev ki yalan söylüyor. Böyle kabul et. Muharrem İnce'nin cevabını görelim mi lütfen? Turgay Güler'in bütün tweetini... bunların hepsi yanlış oldu. Kabul edelim. Döndük Muharrem'e. Turgay'ın tweetini de alıntılayarak, bunun altı devam var aslında. Altında Turgay'ın tweetini alıntılayarak, bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. Zaten yandaş medyanın tam da budur. Gülücük atmış. Beni Tayyip Erdoğan'la karıştır. Peki, velev ki tanımıyorsun bu kişiyi. Duymadın, görmedin, böyle bir haber yollamadın, etmedin. Be kardeşim, altına alıntı yapmışsın. Hazır duymadığın bir mevzuyu Turgay gözünün içine soka soka sana duyurmuş. Demek ki böyle bir şey varmış. Tamam, tamam. Ama senin hiç haberin yok. Yandaş medya böyle bir kurnazlık yapmış. Tam da böyle ya. Hani görüyoruz diğer yandaşların falan kendi yandaşları. Aptal aptal değil zaten, tartışma hoşuma gitti bak yani. Madem peki böyle madem, olmuş, madem böyle olmuş. Bir varmış, hazır bir davet de var. Turgay'a de ki kardeşim, evet, bir dakika ya, benim haberim yoktu. Sen numara çekiyorsun sırf beni kaçan bir adam profili çizmek için numara çekiyorsun. Bu vaziyette öğrendim, geliyorum geliyorum. Hemen hangi programın ilk programına geliyorum de. Hazır fırsat be. Tabii çok güzel. Ama yok, onu demiyorsun. Diyorsun ki bunlar böyledir. Kaçtı diyorlar. Bunu tanımıyorum. Ona gelmedim. Davet gelmedi. Yani, kimseye haber yollamadım. Bilmem ne yapmadım falan. Şimdi hayatınız yalan. Muharrem hayatınız İnce başka bir şey kalibresinde, değil. Muharrem İnce kapasitesindeki bir siyasetçiye verecek olan en güzel cevap yalancının demektir. Bu gitti. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Aynen öyle. Yalancının derim. Şöyle kafayı sallarım Muharrem İnce'nin tarzıyla. Yalancının hadi bir gülerim. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Ama şunu söylemek durumundayız. Hani, söyle hızlıca hani, söyle. Yalancı dedik, hani, şunu, bak bu çok önemli. Bak Muharrem İnce. Demişsin ki o cümleyi okur musun abi, bir daha ne diyor? Söyleyeyim ben hemen. Bunu, bu çok kıymetli çünkü bu cümle çok hemen önemli. Hemen söyleyeyim. Bunu yalancının deyip geçirmek lazım. En doğrusu bu o. Bu kişiyi tanımıyorum. O kapasite onu gerektirir. Kendisiyle hiç görüşmedim, haber tamam yollamadım. Zaten yandaş medya dediğim tam da budur. Beni Tayyip Erdoğan'la karıştırıyor. Bak Muharrem İnce. Sen bize bütün bu iddiaların var ya, kuantumdan ben bu ülkeyi böyle yaparım, bir daha kalkındırırım, dünyayı koyacaksın, bitireceksin işi. Hiç bence kafanı yorma kendini Muharrem. Bırak o kasketi, çıkar, defol git. Hemen bırak şeyi, CHP'yi. Niye? Bırak CHP'yi, bırak bu işleri. Kılıçdaroğlu, sana sesleniyorum. Yazık ettin CHP'ye. Ya şunun için söylüyorum. Neden biliyor musun? Hı. Hemen bu işleri bırak bak Muharrem İnce. Bırak abi siyaseti falan. Diyor siyaset. Ya burada bak önümüzde gazeteler var. Bak. Sabah, Takvim, Milliyet, Habertürk, Hürriyet, Güneş, Akşam, Yeni Şafak, Posta, işte Vatan, Cumhuriyet, Evrensel, Bir tabii, Gün. Tabii. Sen şimdi siyasetçisin. Ben 16 yıldır, 16 küsur yıldır milletvekiliyim. Erdoğan'dan daha kıdemliyim. Ben efendim kuantum anlarım. Ben fizikçiyim. Ben eğitime önem veriyorum. Ben dinleyen o Allame-i Cihan Muharrem İnce. Ben ülkeyi yönetirim diyen diye. Sen dalga mı geçiyorsun? Şimdi burada bir Güneş gazetesi var. Bizim kurumun gazetelerden bir tanesi, doğru mu? Tabii. Sıra akşam Güneş. Burada şimdi Güneş gazetesi var. Hiç de duymadım diyorsun. Allah Allah. Televizyonda program yapan. Gerçekten doğru söylüyorsa konuşuyoruz ha. Bak yemin et. Yalanın yalancının diye laf ediyor. Gerçekten doğru söylüyorsa. Hakikaten Güneş gazetesini hiç görmemişse bu adam. Allah muhafaza bu ülkeyi bırak bunu teslim etmeyi. Bu yol, nasıl gidiyor evine, bu yalamada bulabiliyor mu evini? Ahırın yolunu bulamazsın sen ya. Lan nasıl siyasetçisin sen? Nasıl sen siyasetçisin ya? Nasıl vekilsin sen? Ya sabah akşam senin hakkında hayda Atilla Mayda diye fotoğrafını asan bir gazete var. Hikmet Genç var yazan. Ahmet Kekeç var yazan. Turgay Güler var giydiren. Sen haberin yok bundan. İzotop diyeceksin. İzotop bilmem ne. Şakacı bunlar. Hiç bırakacaksın bu işleri. Bak, hakikaten. Bir sabah da sen kim? Ben ülkeyi yöneteceğim. Efendim Habertürk mü? Habertürk mü? Kim o? İşte bilmem şu. Akit'ten Abdurrahman değil. Bak tanımıyorum kendisini. Kim o? Diyorsam abi ensemden şöyle tutma ceketten böyle. Apa özür dilerim abi, yanlışlık oldu. Deyip atacaksın adamı. Dalga mı geçiyorsun sen? Olmamış diyeceksin. Ha, bizi yalan, onun için yalancının diyeyim ben de o kadar. Şimdi tabii bunların bir Konya milletvekili adayları var biliyorsun CHP'nin. Kim? Abdüllatif Şener. Abdüllatif Şener.
Müthiş büyük kitlelere hitap eden büyük bir arkadaş. Büyük kitlelere hitap eden, büyük kitleleri peşinden sürükleyen bir adam. Gördün mü? Fotoğrafı vereceksin yoksa. Sen nereye fotoğrafı mı? Onu değil ama şey vereceğim. Bu hani sen Konya'da ne işin var falan diye böyle konuşan tamam. Falan hani siz zalimsiniz falan cevabı var. Bir videosunu izleyelim hızlıca. Bir de arkadaşlar bulur da oğlum bir tane Konya konuşması var. Yine kazanacağız. Zalimin yanında. Kılıçdaroğlu çok akıllı. Muharrem'i ziyade etti. Yine koltuğunu garanti aldı. Zalimin yanında hesap vereceksiniz. Siz, biz hesap vermeyiz. Siz hesap vereceksiniz. Hep muhalefet kalmaya, yok olmaya mahkumsunuz. Şimdi Abdülhatif Şener Sivas milletvekiliydi daha önce. CHP'nin kurnazlığı üzerine hani Konya'dan muhafazakar bir aday falan filan. Tabii canım parti bağımsız genel başkanı sıfatıyla. Hayır başka parti genel başkanı sıfatıyla girdi onu kapattı. Partiyi açtı kapattı. Aha. Bağımsız tekrar seçimlere girdi. 13.890 oyla seçilemedi. Sivas'tan bağımsız seçilemedi. Kendi milleti ona oy vermedi. Şimdi yani. Kendi CHP birinci sıraya koyarak Abdülhatif Şener'i Konya'dan ne kadar oy alıyor onu da bakamadım yani. Milletvekili çıkartabiliyor mu Konya'dan? Çok emin değilim CHP ama. Çok kötü bir şey söylüyor orada. Hesap verecek halka şimdi, söylüyor bunu. Vatandaş sen gelmişsin Konya'dan, oy istiyorsun insanlardan. Elbette ki sen sadece CHP'lilerden oy istemiyorsun. AK Partili olduğunu söyleyen ya da o mahalleye girerek onlardan da oy talebinde bulunuyorsun milletvekili seçilebilmek için. Sana bir cümle söylüyorlar. Niye Sivas'tan değil Konya'ya geldin? Hani niye CHP'den adaysın? Ayıp değil mi? Bu eleştirilere açık olacaksın. Şimdi sana bu eleştiriyi yapan adama kalkıp siz de diktatörle birlikte hesap vereceksiniz cümlesini kullanırsan Allah'ım adamı ya, Konyalılar çok tükürüğüyle boğar. Tükürüğüyle. Bence bu olsunlar. Verdiği cevap zaten belli bu vaziyette. Çok hep kötü, mahkum, muhalefette kalmaya, yok olmaya mahkumsunuz sözü sadece Abdülhatif Şener'e söylenen bir söz değil. O aynı zamanda CHP'ye, aynı zamanda halkı aşağılayan, tahkir eden hesap vereceksiniz cümlesini kullanarak Erdoğan üzerinden halkı tehdit edenlere yönelik bir söz. Bu aynı zamanda. Kesinlikle sadece Abdülhatif Şener değil. Bir siyaset tam siyasette her türlü şey olur, sertlik olur, bilmem ne olur ama yani dediğine katılıyorum. Vatandaşa bu şekilde siz de zalimlerle birlikte hesap vereceksiniz diye. Yani düşünebiliyor musun? Ben vatandaşım, sana tepki gösteriyorum. Vatandaş tepki her gösterir. Her zaman canım tabii ki. Edep sınırı içerisinde olur bu. Bunu da söyleyeyim yani. Bir şeye de karşıyım. Vatandaş tepki gösterdiğince olmaz sakın öyle şey. Tabii bir sürü böyle canım. Türkiye'de bir sürü dingili var böyle konuşan. Efendim böyle bir protesto hakkımı falan. Yok arkadaş sen benim şahsıma hakaret etmedikten sonra değil mi? Tabii ki. Benim özelime girmedikten sonra yani partimi, fikrimi, düşüncemi, yaptığımı eleştirebilirsin sonuna kadar. Bu başka bir mesele. Onu özellikle parantezi açtım. Ha eleştirecek seni. Ya bu da doğru bir soru. Sen kardeşim Sivaslı değil misin? Ne işin var senin Konya'da? Veyahut da sen aslında AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yoldaşı değil misin? Ne işin var senin? Sırf bir siyasi bir güç elde etmek için bunca kaybettikten sonra bunca kez CHP'nin adayı olarak buraya bize gelebiliyorsun. Hangi yüzle falan. Bunlar şey sorular. Çık karşında değil mi? O hocalığınla, bilgeliğinle döv. Sözünle ya da vatandaşa anlat durumunu siyaseten. Yok böyle bir şey. Bak bunlar çok yanlış ya. Bu sadece Abdülhatif Şener'e ait bir şey değil. Yani zalimlerle birlikte siz de yargılanacaksınız. Aynen. Kim o? Sen vatandaşı Allah muhafaza sen demek ki nasıl bir insansan demek iktidara gelsen diyeceksin ki arkadaşlar şu Konya'yı toplayın hepsini benim elime. Meram'ı da alın. Karamanı da alın ki Cumhuriyet tarihinde Meram boğulmuştur. Meram'da Fatma Hanım var. Belediye başkanı. Çok sevdiğim belediye başkanı. Çok seviyoruz. O yüzden sevdiğimiz yani gönderme yapıyorum. Meram'ı alın dedim zaten. Yani Meram'ı alın derken kötü adamlar Meram'ı aldığına göre Meram'dan iyi insanlar. Tamam. Fatma Hanım bırakmaz. Belediye tabii. Başkanı Meram'ı. Abi, bak ne diyorum sana. Bak değil mi adam? Müslümanlara, mütedeyyinlere veyahut da makul halk, vatandaş toplamaya bir niyeti varsa bir diktatörün Meram'dan başlatıyorum. Daha ne olsun? Fatma Hanım selamlar. Nasıl ama düzelttim buradan pozisyonu. Helal sana. Konya Meram güzel bir yerdir tabii bu arada. Bu adam bunları topla diyor sana mesela. Ya arkadaş nasıl bir kafaysa? Ya bunu sadece bununla değil. Mesela bak ince de ince ince o şey ne derdi ona o despotik CHP zihniyeti herkeste vardı bak bu. CHP'lilerde özellikle ufak ufak intişar ediyor. Yeşillenmeye başladı. Biraz daha sıkışır bak şey, inceyi hepimiz canına okur demeye başlayacak ya az kaldı. İnce'ye oraya doğru gidiyor. Diyeceksin ki bu ne bu? Bak herkes kızgınlıkla, sertlikle topa sert girebilir. Siyasi sert söylemen sert olabilir. Ama olay tehdite gelirse iş mesela ben asla affetmiyorum.
şu an. Ki bu bir göstereceğiz herhalde onu da. Efendim neymiş? Apoletleri sökeceğiz. Hazır. Hemen abicim, verelim. Abicim sen nasıl bir Türkçedir bu ya? Hemen. Sen kimsin apolet söküyorsun fazla ya? Fazla vakitimiz kalmadı Hikmet. Öyle hemen mi? O apoletleri verelim bakalım. Bir daha bir izleyelim onu hatırlayalım. Metin Temelpaşa Erdoğan'ın Ankara'daki iftarına davet ediliyor ve geliyor. O konuşma sırasında, Erdoğan'ın konuşması sırasında salonla beraber Metin Temelpaşa da alkış sergiliyor. Bunun üzerine Muharrem İnce'nin yorumu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında, o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor, o konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin? AK Parti'nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasalara uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim. Başka maddelerimiz de var. Bunun şu soru şu olsun Hikmet. Yani başka maddeler de var onu söylüyordum. Hani bunu hızlıca geçelim. Fakat soru şu, ben sana söyleyeyim sen oradan yorumuna gel. Cumhurbaşkanı adayı olmak herhangi bir sıfat taşımanı gerektiriyor mu? Yani Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı adayı. Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı adayı. Muharrem İnce de, Meral Akşener de Cumhurbaşkanı adayı. Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı adayı. Aralarındaki fark, Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda başkomutan ve cumhurbaşkanı. Evet. Tamam mı? Şimdi oraya bir davet edilmiş, davete gelmiş, dinlemiş, asker şey olacak. Vatan dediği zaman alkış, bayrak dediği zaman alkış. Ama işte ülkenin geleceğinin konuşulduğu bir ortamda ve ülkenin geleceğiyle ilgili yorumda bulunan başkomutanı bir cümle ifade ettiği zaman alkış olmayacak. Niye? Çünkü aday Muharrem İnce kızar. Ne yapar? 30 Ağustos'ta emekli edermiş. Apoletlerini sökermiş. 30 Ağustos'ta emekli edebilirsin. Eğer Cumhurbaşkanı seçilirsen önüne gelen listede yaş kararları neticesinde müdahale edersin. Emekli edebilirsin. Emekli ettiğin her paşa apoletleri sökülmüş paşa değildir Muharrem İnce. Bir. İki. Apoletlerin nasıl söküleceğini, o FETÖ'cülerin apoletleri nasıl söküldüğü görürsün. Kenan Evren'in o 12 Eylül darbesini yapanların apoletlerin nasıl söküldüğünü görürsün. Ondan sonra apoletlerin nasıl sökülebileceğin üzerine yorum yaparsın. Yoksa seni desteklemedi diye ya da senin aslında bir alkışın illa destekleme anlamına gelmedi. O da ayrı bir tartışma konusu, vakit yok ama. O kitlesel bir harekette eğlendir. Aynen. O. Yani bunu alkışladı diye bir paşanın apoletlerini sökerim demek kadar senin ucuz maçan işler yetmez. Olmaz. Muharrem İnce, senin maçan yemez, gücün de yetmez. Bu millet sana da bu fırsatı vermez. Sen o paşanın 15 Temmuz'da nasıl direndiğini. Bravo. Tamam mı? FETÖ'cülere karşı. Aynı zamanda Afrin'in komutanı olduğunu. Bravo. Afrin'e gidip de onca PKK'lıyı, YPG'li gömdüğünü, her gömdüğü asker için ağladığını, o paşanın ne olduğunu bu millet zaten. Senin apolet yetmiyor, bırak yani sen, o apolet seni aşar ya, bırak sen git başka ufak tefek şeylerle uğraş, zabıtanın başka ayakkabısıyla uğraş, senin ancak gideceğin yer odur, sen başka çamurlarla uğraşacaksın Muharrem İnce. Senin ne gücün yeter, ne senin kariyerin yeter, ne senin kaliten yeter bir öyle bir komutana. Bunu söyleyince bazı içimizdeki çakma nişan taşıdılar, ağzını yüzünü falan bozmaya başlıyor. Yetmez, niye yetmez? Buradaki bu işten kompleks yapmaya gerek yok. Hiçbir aday gelince onun apoletini sökeceğim. Ciğer mi söküyorsun kardeş? Kimsin sen ya? O millet orada PKK'nın ciğerini sökmüş. YPG'nin ciğerini sökmüş adam. Elini uzatamazsın. Tırdır. Sen istersen bırak onu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olsan gidip de senin onun adamın bir metre yanına yaklaştırmayız. Doğru. Millet olarak. Hadi maçan yiyorsa sök bakalım. Olmaz ya. Dünyada öyle bir ihtimal yok. Cumhurbaşkanı oldun, gene sökemezsin apoletini. Sökemezsin tabii şimdi. En fazla yapacaksın, emekli edersin. O emekli kadar. De edemezsin kardeşim. Bu millet sana izin vermez. Ya ayrı bir dava. Var mı öyle konuşan, var mı? Gelirse apoletini sökeceğim, ciğerini sökeceğim der gibi. Böyle meydan okuyorsan ben de vatandaş olarak meydan okuyorum. Afrin'de onca şehidi oraya defnettik. Onca, Allah Rabbim hepsini şehadetli kabul edesin. Onca şehit verdik Afrin'de. O Afrin'de gözü kara bir şekilde girip de o başarı sağlayan komutan, altta imza atan komutan hiçbir şey olmasa dahi adamı
Sadece bu tanımıyor ki. Turgay'ı da tanımıyor. Sordun mu bakalım kim o adam? Belki de o cehaletindendir diyeceğim. Ama o kadar da onu yakaladığına göre imza kim lan bu komutan diye Allah bilir bir insan söylemiştir muhakkak. Çok ilginç. O kadar kişi gömmüş. Sen kimi söyleyeceksin? Bu Hürriyet'te falan özellikle postal mostal falan yalama deyip CHP'ye falan vuruyordunuz. Şimdi siz askeri savunuyorsunuz diye yazı yazan Ahmet Hakan'a da bir cevap olması gerekiyor. Tabii onunla hiç bence açmasına gerek yok. Ama şu var. Şunu gördüm yaz. Bugün kani oldum. Daha önce sadece soruyordum. Dedim ki hatta bunu söyledim. Bak dedim Muharrem İnce. Ahmet Hakan seni desteklemeye başladı. Senin reklamını yapıyor. Şimdi bittin dedim ya. Şimdi bittin. Senin işin sonu bu. Çünkü bu adam kimi tuttuysa kaybetti. Maşallah dedi. Şundan fazla yaşamıyor. Bu biraz espriyle birlikte gerçek bir istatistiki bilgidir. Ahmet Hakan şu kadar kişi tutmuşsa hepsi uçurumdan aşağı yuvarlanmıştır abi. Şunların hepsi. Hepsine ama bak. Bu iyi demişti gitti. Hepsi bir kurtlan yoktur yani. Bir tane kurtlan yoktur. Bu köşeye bırakıyorum. Bu da çok güzelmiş kalemlerimiz. Geri koyayım. Güzel. Kalemlerimizi yerine koyayım. Örnek olsun diye çok hani bu kadar tuttu gidiyor diye. Hakikaten kani oldum yalnız. Sadece ve sadece Muharrem İnce'nin PR'ını yapıyor şu anda. Başka bir şey Ahmet Hakan. Sadece PR'ını yapıyor. Tabii. Muharrem İnce'ye gelen her lafın önüne set oluyor. Bir şekilde manipüle etmeye çalışıyor fakat aptalca. Çok aptalca kıvırıyor. Çünkü kılıcı tarafı yok. Fakat hala hazırda Muharrem İnce'nin hiçbir tane gafına beni Amerikalılar aradan tut da hiçbir şey yaptığı her şey. Apoletine bugünlere kıvırmış. Zaten o da haklı da bilmem ne falan filan diye. Çok ayıp ediyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Ben seçimlerden sonra 25 Haziran'da pazartesi benim yazı günüm. Herkese bir yer ayırdım ben. Bu sefer bir yazı stil deneyeceğim. Çünkü vakti kalıyor ya. Bir gelin bir şey deneyeceğim diyorsun ya. Bir şey deneyeceğim. Ona seni de koyarım. Tefe de koyarım. İsmin de o şekilde kalır ben sana söyleyeyim. PR'ımı yapmaya çalışıyorum. Bırak Muharrem İnce'yi. Amerikalıların lafını açıkla. Biz bu soruyu başbakana cumartesi günü vermiş olduğu iftarda sorduk. Yani Metin Temel Paşa'ya. Böyle cümleler kullanıyor Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı diye. Bak, çok güzel bunu iyi. Senden söyledi. Duymak iyi yani, olacak. Aynı şeyleri hatırlattı senin söylediğini. Yani 15 Temmuz'da büyük yararlılıklar gösteren bir paşadır. Bizzat tanığıyım bu işin dedi. Of. Yani o darbenin engellenmesinde, o darbenin çökertilmesinde çok büyük katkıları olan bir paşadır. Bizzat tanığıyım dedi. Mevzudan çünkü o şey meselesinde telefonla görüştüğü paşalardan bir tanesi bildiğim kadarıyla o dönemde. Bayağı dümdüz gitmiş orada. Tabii hiç şey yok dedi. İki dedi. Maçınız yiyorsa gelin lan buraya diye. İki. Geleyim yani, oraya diye. Afrin'deki harekatın ondan önceki Fırat Kalkanı'nda da yararlılık göstermiş bir komutandır. Bu tarz kıymetli komutanlar kolay kolay yetişmiyor. Böyle cümlelerle falan filan böyle bir paşanın, kıymetli paşanın, kahraman bir paşanın harcanmasına müsaade etmeyiz, etmem cümlesini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım tabii. Açan yetmez Muharrem. Git, ben şunu okuyorum sürekli Hikmet bu işlerde. Bak bu adamların öyle veya böyle yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı sıfatından başka bir sıfatı olmayan 24 Haziran'a kadar tabii ki Yalova milletvekili yani hani, onu da şey yapıyoruz. Çöpe. Bu sıfatından başka bir sıfatı olmayan birisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güzide komutanlarından, kahraman komutanlarından bir tanesine böyle fütursuzca sallamasının gerekçelerinde en akla uygun olanı sırf FETÖ'yle mücadele etti. Tabii. Sırf işte bu Amerika'ya karşı Fırat Kalkanı'nda ondan sonra Zeytin Dalı'nda falan yararlılıklar gösterdi diye mi yapıyor sorusu PKK'nın, da. PKK'nın YPG'nin intikamını mı alıyorsun aynen, kardeşim? Boş bir soru değil bence. Ha? Bunu da bir tarafta bir kulak Yani bakıyorsun bir taraftan 15 Temmuz'da FETÖ'cülere değil mi o telefon konuşması kayıtları falan filan da var. Onları da okuduk. Evet. Enteresan. Postayı koyuyor. İlk hareket telefonda. Oraya hadi diyor gücünüz yetiyorsa diyor küfrederek hadi alın bakayım buradan diyor. Delikanlı bir adam çıktı bu. İki, FETÖ'lere haddini bildirmiş. Aynı zamanda oraya teröristleri gömmüş bir adam. Afrin'in altına binlerce teröristi gömmüş bir adam. Adamlardan bir tanesi. Aynen. Kahramanlardan bir tanesi. Birçok kahramanımız var. Sen bak iki tane noktası var. Bir tanesi PKK'ya karşı, YPG'ye karşı teröristleri gömen artı o kahramanlardan bir tanesi olan Afrika kahramanlarından bir tanesi olan ikincisi FETÖ'ye de daha ilk günden tavır koymuşlar. Kim o? Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı. Kim o? Muharrem İnce. Ne diyor? Apoletlerini sökeceğim diyor. Bunu mu buldunuz sökecek? Bunu mu buldunuz? Tabii ki bunu buldunuz.
Biz sana deyince FETÖ'cülük yapıyorsunuz diye bize kızıyorlar. 20 Temmuz darbe, gerçekten 20 Doğru. Temmuz gelince o hali Doğru. kaldıracağız. FETÖ'cüleri bırakacağız, bir de FETÖ'ye posta koyan apayotu sökeceğiz. Siz busunuz. Şimdi tabii gündeme gelen konulardan bir tanesi, onu da hızlıca söylemekte fayda var. Evet. Bedelli sen meselesi. Ben de sonra hızlı aldım. Tabii, zaman lazım. Deyince, neydi ben de bilmiyorum. Neydi ben de sonra ben bir şey söyledim. Bedelli meselesi var. Bedelliyle ilgili olarak da Sayın Başbakan'a soruyu sorduk. Biliyorsunuz Sayın Başbakan bedelli aslında normalde sıcak yaklaştığını daha önce ifade eden açıklamalar yapmıştı. Ama daha sonra hani bedelinin gündemde olmadığı terörle mücadele ve diğer operasyonlar nedeniyle ifade edilmişti. İlk defa rakamlar paylaşıldı Sayın Başbakan tarafından. Hikmet, bu askerlik meselesi, özellikle bedelli askerlik meselesi haç kurallarına benzemiş. Öyle mi? Tabii, niye haç kuralları? Evet. Çünkü biliyorsun Suudi Arabistan'ın her nüfusun binde biri oranında hacı kabul ederim, Müslüman ülkeler için söylüyorum özellikle. Evet. İfadesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti, daha doğrusu çünkü oranın bir kapasitesi var. Türkiye'de biliyorsun 70 küsür bin ancak hacca gidebiliyor her sene. Nüfusun binde biri. Kotası var. O kota dahilinde. Aynen öyle. Şimdi müracaat edenlerin sayısı 1,5 milyon civarında ulaştı. Hacca gitmek istiyorum diyenlerin oranı bu. Yani bugünden itibaren hiç başvuru almazsan müracaat edenlerin en kötü ihtimalle 20 sene sonra hacca gitmesi gerekiyor. Adam zaten 63'te müracaat etmiş, 70'te var. Hiç müracaat almazsan. Şimdi askerlik de böyle bir şeye benzemiş. İlk defa Sayın Başbakan açıkladı. Matematik ortada diyor. Mühendis kafası da var Sayın Başbakan'ın da. Kardeşim diyor, 5 milyon civarında bekleyen diyor, askerlikle sorunu olan ya da ilişkisi olan 5 milyona yakın diyor bir kesim var diyor. Şöyle hesap edin diyor. 2019 yılında bizim askere alacağımız, yani silah altına alacağımız sayısını hesapladık. 345 bin. 345 bin kişi alabiliyoruz askere. 2018 yılı için, yani şu anda dedi, yoklaması gelen gençlerin sayısı 525 bin. Tamam. Yani askerlik çağına gelmiş çocuk sayısı, genç sayısı, delikanlı sayısı 525 bin. Ordunun alabileceği asker sayısı 345 bin. Her sene zaten 150 bin civarında üzerine biniyor bu mesele. İstesen de gidemiyorsun. Hani müracaat ettiğinde birinci döneme çıkmıyor, ikinci döneme, üçüncü döneme, bir sonraki sene. Aynen öyle. Dolayısıyla Başbakan şunu söyledi. Evet, gündemimizde yok dedi ama ben şahsi yorumumdur. 24 Haziran'dan sonra AK Parti hükümeti mecliste çoğunluğu alırsa, Erdoğan zaten birinci turda geçecek gibi gözüküyor. İnşallah. 24 Haziran'dan sonra bedelliği falan geleceğine inanıyorum. Bu da benim yorumum olsun. Öyle mi? Acayip bir şey. Vallahi ümit verdin bence, yani. Bence 24 Haziran'dan sonra falan şey yapacak. Yani bedelli gelecek. Olur mu işler diyorsun? Bana yani öyle geliyor. Çünkü dediğim şey şu. Ha, bunun yaş meselesi ne olur bilmiyorum. Yani hangi kaç doğumlular, hangi yaşları falan şey yapar eder, kapsar falan, ondan çok emin değilim ama 24 Haziran'dan sonra en azından bu sayıyı eritebilmek ve askerlikle ilişkisini bitirmek durumunda olanların sorunlarına çözüm bulmak üzere 24 Haziran'dan sonra bir şeyler gelebilir. Şahsi yorumumdur, bunu söyleyeyim. Bir video izlettik günün manşetine başlarken. Bir daha izleyelim lütfen. Meral Akşener ne yapıyor? Bu kadın ne yapıyor? Neler oldu bak? Peki ver, önünü arkasını da ver bunun. Ne olduğunu bir görelim. Farklı bir iletişim. Çok enteresan iletişim metodu. Strateji güzel. Peki bu Adana mitingiydi değil mi? Evet. Biz tak. Adana mitinginde bunlar diyor iktidardan diyor. Diye ağlayarak gidecekler. Böyle gidecekler. Böyle gidecekmiş AK Parti iktidardan. Bu açıklama bunun üzerine. Bunun hatta şey de var. Buna iktidardan gideceklerdi. Bunu dinledik hatta, değil mi aslında? Ağlaya ağlaya gidecek falan bunlar dedi. Bunlar böyle iktidardan giderken böyle gideceklermiş. Ağlaya ağlaya böyle gidecekti. Böyle yani bir parti peki, genel başkanı. Ya, bu hani yazma muhabbetini falan da tutturmaya çalışıyorlar. Peki 25 Haziran sabahı kalktık. Ortada ne Meral var, ne İnce var. Yok işte bir onlar de işte gidecekler? Hani var açıklama yapan arkadaşlar. Erdoğan çıkmış balkon konuşması. Konuşmaya başlamış balkan. Mesela başkan konuşuyor. Bittik. Ey vatandaşlar deyince.
Ne yapacak bunlar? Hey, hey, diye diye. Hey, şey var, Höst Ebüve vardı gırgırda. Hey, hey, diye. Peki. Ben böyle bir ağlama görmedim ya. Bir erkek böyle ağlamaz. Ben böyle hey, kaybettim, hey, diye ağlamaz. Yani böyle ağlanmaz. Parti genel başkanı da böyle taklit yapmaz. Bir de, yani. bir de böyle hey, hey, kafa sallanmaz yani. Yani kafayı niye sallayıp alıyorsun? Sonuna geldik. Yarın saat 11'de Hikmet Gençler'in gazete manşetleri günün gündemini yorumlamak üzere karşınızda olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.